İyi akşamlar kıymetli TV100 izleyicileri. Bir Perşembe akşamı da tv yüzde yüz yüze ile karşınızdayız. tv yüzde yüz yüze de her haftanın olaylarını o gündemi en iyi yorumlayabilecek veya o gündemi oluşturan kişilerle konuşarak geçiriyoruz. Ve siz bizlerle birlikte olduğunuz sorularınızla muhabbetimizi zenginleştirdiğiniz ölçüde de daha da keyifli programlar yapıyoruz. Geçmişte yaptığımız programların benim açımdan her birinin anlamı farklı. Bütün konuklarım ayrı ayrı kendilerinin dağarcığında olanları bizlerle büyük bir cömertlikle paylaştılar. her biri dediğim gibi kendi içerisinde çok kıymetli. Fakat bir konuğum vardı ki bir daha bir program daha yapmamız gerekir diye düşünüyordum. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Öztürk ee, ve e, nasip oldu e, Mustafa hocamla beraber Ramazan'dan sonra tekrar bir araya geldik e, Çünkü iki gündemimiz gene e, onun da alanına e, denk düşen bir e, mesele malum geçtiğimiz hafta içerisinde e, Ayasofya e, Müzesi'nin e, tekrar cami haline Dönüştürülmesi tartışması başladı ve Türkiye'de her şey olduğu gibi bu da e, oldukça sert bir siyasi tartışmaya e, dönmüş vaziyette. Üstelik de hani e, herkesin e, kendine göre fikrini sükunetle ifade etmeye ya da belki zaman zaman ifade etmekten kaçınmaya çalıştığı halde e, becerdik. Evet, yeni Nur Topu gibi bir e, konumuz var birbirimizle e, sert söylemlerle. Kelimeyi öyle kullanmak istemiyorum ama başka da herhalde uygun yok. Saldırabileceğimiz. Evet. Siz e, ne düşündünüz ilk Mustafa hocam Ben Türkiye'de e, ama öncelikle size çok teşekkür ederim. Bundan önceki programımızın e, hem televizyonunuz hem sizin nezdinizde değer bulmasından dolayı ben de gerçekten mutlu oldum. Başta izleyicilerin gözünde. Eyvallah. Bulun. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam, ben Türkiye'de e, hani kaval kemiğine vurur gibi tartışılan bazı gündem konularının e, sosyolojik bağlamını e, birdenbire gündemimize düşmesinin arka planını çok analiz edemiyorum. Yani aklım henüz oraya yetmedi. Birdenbire bir bomba gibi veyahut meteor taşı gibi gündemimize bir şey düşüyor. Bakıyorsunuz bağlamı yeri değil, yeri değil, zamanı değil ama tartışılma biçimi itibariyle müthiş bir potansiyel hiddetimiz var. O kinetiğe dönüşüyor birdenbire. Müthiş bir sert söylemlerle tekrar bir ortalık yangın yerine dönüyor. Ben bu son Ayasofya tartışması biliyorsunuz Türkiye'de 1900 Büyük Doğu'dan özellikle Necip Fazıl'dan bu yana e, milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakar kitlenin e, tahayyül dünyasını çok süslediğini ve anlam bagajının da çok yüklü olduğunu e, imparatorluk bakiyesi olarak Anadolu topraklarına sıkışmış e, Türk Devleti'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmiş şanlı tarihle olan bağlarının kopmasıyla ilgili işte o duygusal kırılganlığına dair çok sembolik anlamlar taşıdığını dolayısıyla hiçbir zaman suhuletle tartışılma zemini bulamadığını düşünüyorum. Şimdi de nitekim tartışmanın seyrine baktığınızda gene bir soğukkanlı, serin kanlı şekilde bir tartışma zemini yok gibi görünüyor. Ama ben bu gündeme niye birdenbire böyle düştüğü henüz çözebilmiş değilim. Gerçi hani fetih günü vardı ama başka fetih günleri de gördük. Şimdi bu tartışmada ne konuşursak konuşalım eleştiri oklarının hedefinden kurtulma şansımız evet. kesinlikle yok. Yani onun için herhalde şöyle bir yol izlesek nasıl olur hocam? Bir ideal olanı olması gerekeni bu bir hayali olacak, ütopik olacak. Bir bunu anlatalım. Bir de reel durum. Bunun içinde bu reel durumun içinde tarih var, medeniyet var, hamaset var, popüler kültür var, siyaset var bir yığın bileşeni var. Bir de bunu bunu tartışalım. Burada tartışırsak böyle ihtimaller var. Bunlar söylenebilir. Hadi bir de din var işin içinde. Böyle tartışırsak böyle. Yani bir hayali zeminde tartışalım. Olması gerekeni benim tahayyül dünyamda ne olsaydı böyle olabilirdi. Bir de reel olanın ihtimalleri üzerine, riskleri üzerine, getirisi ve götürüsü üzerine, maliyet hesabı üzerine konuşalım. Ne dersiniz hocam? Valla çok yerinde olur. Evet. Ee, hakikaten bu bence uygun bir çerçeve. Evet, çerçeve yani başka türlü... Ben, e, bu bence evet. uygun bir çerçeve. Türkiye'nin e, en önemli tarihçilerinin bile e, neredeyse fikren linç edilmeye çalışıldığı, tabii, tabii. E, üzerine yaptıkları yorumlar üzerinden bir konuda. E, konuşurken e, bunca hesap yapmak zorunda kalmamız evet. da e, bence vahim bir manzarayı evet. e, önümüze seriyor. E, ben tabii biraz daha öbür perspektiften kendi yorumlarımı da izniniz olursa katacağım. Ben hatta arada katkı sunarsanız daha iyi olur. Yükü alırsınız üstümden. Estağfurullah. Yok. Yani siz, buradan çıkacaksa yükü paylaşarak sizi, gidelim. Sizi ya. yalnız bırakmayacağım. <laughs> evet. Yani bunu bunu bir <laughs> Güzelce konuşma ihtiyacımız Eyvallah. var ama hani yaptığımız her işte olduğu gibi güzel, güzel, o güzel, güzel anahtar bir kelime güzelce suhuletle konuşmaya ihtiyacımız var ki hani salih bir amel olsun o iş. Salih bir amel olsun. Evet. Siz de bunu yapmak için en uygun kişilerden bir tanesiniz. 30 tane kitap, 2 tane Kur'an-ı Kerim çevirisi tefsir çalışmaları sizi bu konunun uzmanı yapıyor. Eyvallah. Bu arada bizim e, kanalda bence çok e, güzel bir işe evet. imza attı. Bizim e, hakikaten e, bir teknoloji e, harikası bir e, arkamızda bildiğiniz görüntü duvarımız var. Evet. Bu görüntü duvarında genellikle yüz yüzenin logosu ve eee şey orada oldu. akan. O vardı orada yani. akan görüntüler olur. Yüz yüzenin logosunu bazen bana soruyorlar. İki tane kendi kafandan niye arka arkaya koydu? Onu onu fark edenler iyi fark ediyorlar. Çünkü öbür türlü psikoloji testi gibi oluyor. Ee, yüz yüze de biz birbirimize sırtımızı verdiğimiz zaman da yani tam ters şeyleri düşündüğümüz Değil zaman mi? da yüz yüze kalabilmemiz gerektiğini. Evet, kesinlikle. Her şeyin de birden fazla tarafının olduğunu ve anlaşmadan bir arada yaşamayı belli konularda anlaşamadığımız halde bir arada yaşamayı becerebileceğimizi evet. düşüncelerimiz birbirinin tersi dahi olsa sırt sırta verip dünyaya bakabileceğimizi göstermek için logoyu öyle kullanıyorduk ama bizim logonun hani kendi içerisinde böyle bir sürü meali manası düşünülmüşlüğü olmakla birlikte bu bizim logodan son derece daha anlamlı. Biz ama bu herhalde bu haftalık değil mi hocam? Evet. Bu evet, bu haftalık tabii. yayın illaki bu evet, haftalık. Evet, evet. Yayın e, yayını, yayını Ayasofya'ya taşıyamayacağımız evet. için Ayasofya'yı e, stüdyoya taşıdık ve gerçekten e, hani benim dahi içinde otururken etkilendiğim bir e, şey oldu. E, hakikaten ellerine sağlık diyorum. E, bizim prodüksiyonun. Şimdi e, bu Ayasofya manzarasının önünde hatta artık içinde bir manada baktığımız zaman çok önemli bir mabet görüyoruz. Evet. Bu, bu mabet İstanbul'un Türkler tarafından fethedildiği, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethettiği güne kadar... ...Hristiyan dünyasının... ...o zaman çünkü öyle St. Pierre falan yok... ...değil mi? Evet. Hristiyan dünyasının... ...merkezi kilisesi... ...merkezi kilisesi... ...en büyük kubbesi... Evet. ...olan ibadethanesi... ...ve bir anlamda kendisinden sonra... ...yapılan ibadethanelerin de... ...modeli olacak... ...bir mimariye sahip bir yapı... ...ve bu yapı... ...İstanbul'un ile birlikte... Türklerin eline geçiyor ve biz e, bu e, yapıyı bir kere e, aldıktan sonra İstanbul'u e, Fatih Sultan Mehmet bu e, yapıyı bir camiye çeviriyor. Evet. O günden e, itibaren bir cami olarak kullanılan Olur. bu e, yapı 24 Kasım 1934 evet. senesinde. Yani şöyle söylemek lazım, yapılışından 2500 sene nerede sonrasında bir ibadethane olmaktan çıkıyor. Bunu böyle söylemekte bence hiçbir sakınca yok. İbadethane olarak yapılmış bir yapı olmakla birlikte 2500 sene sonra ibadethane olmaktan çıkıyor. Ve bir bakanlar kurulu kararı ile 1934'ün 24 Kasım'ında... Müze'ye çevriliyor. Ben de şey de var. Bakanlar Kurulu kararının metni de var. Onu da konuşacağım. Oradan da bir vakfiye meselesine, vakıf meselesine girmek istiyorum. İki tane de temel şey var burada. Görüş var. Bir tanesi diyor ki, bir tanesi diyor ki, bu kılıç hakkıdır. Dolayısıyla hem de Fatih'in, Fatih Sultan Mehmet'in ee, bir anlamda vediasıdır, mirasıdır burası. Dolayısıyla e, bu iki argümandan birine diğerine ya da ikisine birden e, yanaşarak diyor ki bu kesim buranın tekrar muhakkak cami olarak hizmet görmesi gerekir. Nitekim şunu da eklemek lazım. Bizi izleyenlerin belki İstanbul'u görmemiş olanları olabilir. Normal. Eee Ayasofya'yı görmemiş olanları olabilir. Ve bu noktada iki tane bence önemli hatırlatmanın yapılması da anlamlı olur. Bir, 1991'den beri Ayasofya'da, Ayasofya'nın mekanında e, ibadet edilebiliyor. Hünkar mahfilinde. Evet, hünkar mahfilinde ibadet edilebiliyor. İkincisi benim bilebildiğim kadarıyla milattan sonra 538'de 1. Justinian yani bu mabedi yaptığı zamandan bugüne kadar hiçbir tarihte bu mabedin herhangi bir çan kulesi olmadığı için hiçbir zaman çan, çan, çan sesi duyulmadı. <laughs> duyulmadı. Çan sesinin duyulması için gerekli altyapıya sahip, değil. sahip olmayan bir bina ee, burası. Şimdi bu iki Gerçekliği de şöyle koyduğumuz zaman, yani çan sesi duyurmak istemiyor kimse buradan çünkü yapamaz. İki ibadete kapalı değil, ibadete açık olan bir bölümü var. Ama bu kılıç hakkı meselesi çok tartışılıyor. Nedir bu kılıç hakkı meselesi ee, ve e, ne gibi haklar ya da ne gibi uygulamalar karşılığına gelir? Adam kılıç hakkı meselesinin e, bizim uzmanlık alanımız olan ilahiyat alanında temel dini metinlerde e, kılıç hakkına tekabül edecek bir uygulamaya rastlamıyoruz. Evet, rastlamıyoruz. Evet. Fetih kavramına bir nas bulabilirsiniz irtibatlandırabilirsiniz. Söz gelimi İslam fıkhında veya İslam devletler hukukunda fetih ilahi kelimetullah dediğiniz kavramsal içeriklere Nas'tan yani Kur'an'dan, hadisten ve Hazreti Peygamber ve sonraki sahabe dönemi uygulamalarından hareketle referanslar bulabilirsiniz. Söz gelimi fetih kavramının ee, İslam fıkhındaki dayanağı Fetih suresidir. Hı hı. Ama kılıç hakkıyla ilgili olarak zannımca şimdi Semavi Ece Hoca'nın Ayasofya maddesine bakarsanız Fatih'in İstanbul'u fethettikten sonra burayı camiye çevirmesinin gerekçesi usul olduğu üzere diye bir cümle var. Hı hı. Yine herhalde ya Berleten'de ya Türk Yurdu gibi bir dergide Ayasofya'nın camiye çevrilmesiyle ilgili olarak atıfta bulunan kılıç hakkı meselesinin Türk ananesinde veya Türk devletinin savaş hukukunda adet olduğu üzere diye bir şey var. Buradan biz şunu çıkarıyoruz. Osmanlı'da uygulandığı kesin ama geriye dönük bu nereye kadar gider? Muhtemelen belki Selçuklu'ya kadar da gidebilir. Buradaki uygulamanın ben dini olarak bir referansla irtibatlandırılacağına dair bir bilgim yok. Bilen hı. varsa burada şey yapabilirler yani yayına burada hashtag'iniz varsa hı hı. buraya da atabilirler. Cahilliğimi bağışlasınlar ama böyle bir dini referans yok. Burada orta çağın imparatorluklar tecrübesi içerisinde Türk devletinin hegemonyasını, egemenliğini ve hükümranlığını sembolik şekilde ifade etme biçiminin ne dair bir uygulama olduğunu düşünüyorum ben. Ya yani bu bizim Türk devletinin hükümranlık e, dili olarak düşünüyorum ve usulün de yani bu yöntemin de bize özgü bir şey olduğunu düşünüyorum. Bunun ilahiyat alanı ile ilgili yani din alanı ile ilgili referansını sordunuz muhtemelen. Evet. Var mı bunun? Var mı böyle bir Böyle efendim? bir bildiğim kılıç hakkı meselesi e, buna dair bir uygulama olduğunu zannetmiyorum. Tam aksine ilginç bir ayeti kerime okuyacağım şimdi. Burası dikkat çekici bir ayet. Ha, tarihi tecrübede Ayasofya açılsın mı açılmasın mı ayrıca konuşuruz. Siz kılıç hakkını sordunuz evet, değil mi? Evet ben kılıç Yani ben sadece onu sor. Evet yani burada hoca var da hakkımı sen gasp ettin. Olan hakkımızı yok mu sayıyorsun demesinler. Sorduğunuz soru şu bunun dini referansı var mı? Var mı? mı? Yok. Yani ben bilmiyorum, yok diyorum. Varsa buyursunlar, Bize, evet, söylesin, biz de öğrenelim. Teşekkür de ederiz. Şimdi Hac suresinin 40. ayeti. Bu ayet, bu sure biraz ilginç bir suredir. Mekke, Medine'deki o, tam o geçiş döneminin, ara döneminin suresidir. 40. ayetin ortası şöyle başlar velevladıf Allahi naseaba mibat ve hutimemet savamıyor ve bir on ve Salvatın ve mesacit bu İH yüz ke şey yüz fiha İallahi kesira diyor ki şayet Allah'ın kimi insanları kimi insanların eliyle savuşturması, engellemesi bertaraf etmesi söz konusu olmasaydı o zaman manastırlar kiliseler hmm. Havralar ve camiler ki bütün buralar, bütün buralar Allah'ın çokça isminin anıldığı yerlerdir yıkılıp giderdi. Şimdi bu ayete bakarsanız yani havrası, kilisesi, manastırı ve camisiyle cenab Allah bütün mabetleri Allah'ın isminin anıldığı yerler olarak hani özü o itibariyle ben o nedenle bu, bu mabet maksatla, evet, ifadesini kullandım. Bu maksatla yapılmış yerler görüyor. Evet bunların teolojik kritiği o dinlerin inanç, ibadet meseleleri hariç ama bunların yapılış amacının bir mabet olması noktasına Kur'an-ı Kerim cami, kilise diye bir ayrıştırma zeminine gitmiyor. Hepsini ...hani insanlığın ortak malı der gibi bir şey söylüyor ayet-i kerime. Buradan baktığınızda kılıç hakkı meselesinin dini referansla değil... ...bence savaş hukukunun ananeleriyle, görenekleriyle izah etmek gerektiğini düşünüyorum. Peki İslam'ın savaş hukukunda var mı böyle bir şey? İslam'ın savaş hukukunda yani gittiğiniz bir yere, ibadethaneyi... Kendi ibadet hanenize tahvil etme şeklinde bildiğim kadarıyla böyle çok bariz, prensip, ilgesel bir şey yok. Yani mabedi olduğu gibi kendi dininizin mabedine dönüştürme yönünde bir uygulama, yani referansı yani bunun NASA dayalı referansı ne diyeyim, bu büyük ihtimalle politik, siyasi hükümranlık, egemenlik, ve bu egemenliği ifade etmenin bir sembolik uygulaması olarak düşünülebilir. Bu fetih mantığı içerisinde biraz önceki ayeti kerimeyi okudum. Yani burada Hı. ayet diyor ki insanları insanlarla savuşturmasaydı Allah güçlü olan sürekli her dediğini yapsaydı o zaman ya cami giderdi tümden ortadan ya kilise giderdi ya havra giderdi ya manastır giderdi. Ama hepsine birden Kur'an-ı Kerim referansta bulunuyor. Dolayısıyla sanki ayet şöyle der gibi, cami ise cami, kilise ise kilise, havra ise havra, o bütün varlıklarını muhafaza etmeli gibi bir durum var ortada. Ben e, bu sizin sorduğunuz soruya evet, İslam hukukunda bir referans varsa bu müştehit iştihatlarına bağlı olabilir ancak yani o da bizim kitabu enval dediğimiz, kitabu siyer dediğimiz, bu bizim siyer peygamberin hayatı anlamında siyer değil yani Siyeri Kebir yani devletler arası savaş hukukunu içeren kitaplara baktığınızda bir takım fetvalar, iştihatlar bulabilirsiniz. Ancak bunlar dönemin reel politiğinin iktiza ettiği iştihatlardır. Darül Harp, Darül İslam, Cizye, efendim zimmi hukuku, müstemen hukuku, ahitleşmeler vesaire bu çerçevede dönemin savaş hukuku realitesine göre böyle bir kılıç hakkı, fetih hakkı gibi bir kavramsallaştırma ihtas edilmiş olabilir. Ama bunu bana doğrudan şu ayete, bu hadise diye referans gösterirseniz ben öyle bir kaynak bilmiyorum. Hı hı. Durum Peki budur. şöyle bir kıyas yapsam ne dersiniz? En nihayet Kus kıyas yapacaksınız. Evet. <laughs> en nihayet evet. kıyas yapacaksınız. Evet. Şöyle bir kıyas yapsam ne dersiniz? Bunlar yok ama şöyle bir örnek var değil mi? Kudüs fethediliyor. Hı hı ve ondan sonra bir işler oluyor. ibadet ibadethane meselesiyle ilgili sizden dinlersek ama Kudüs Kudüs, Kudüs Kudüs fethediliyor ama orada Kudüs'te diyelim ki Süleyman mabedini yıkıp veya Süleyman mabedini zaten yok da zaten muhtemelen Titus'un milattan sonra 70'te ikinci mabedi yıkması o işte bu evet yıkmış zaten bugün bu Batı Cephesindeki herhalde o ağlama duvarı denilen o kaya taş parçaları da Titus'tan kalma olduğu varsayılıyor. Hmm. Şimdi Süleyman Üstünat Mabed'in... tabii mi? evet. Mabedin orada olduğu söyleniyor. E, onun üstüne biz o o mabedi Hazreti Ömer döneminde veya daha sonraki dönemlerde Eyyubi... E bir dönüştürme yapmıyoruz. Yapmıyor. Yani bir binayı bir şeye çevirmiyoruz. Zaten dümdüz bir, bir plato evet, var. E, bir plato var orada. O oraya bir mabet dikiyoruz. O mescidi Aksa yani İsra suresinin birinci ayetinde bahsi geçen Mescid-i Aksa'nın da orada olduğuna dair egemen bir yorum var. Oraya bir sembolik o, 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 o mescid zaten üstadım, ora alanın kendisine dönüyor. Yani Hı -hı. o bir, bir bir çatısı, bir sütünü olan binanın yani. kendisine denmiyor. O alanın toplamına ama, ama dönüyor. Mescid-i Aram dediğinizde de Kabe ve müştemilatı ve çevresine dönüyor. Şimdi ...oraya biz bir, bir hazır bulduğumuz binayı o sinagogda ya da Süleyman'ın mabediydi... ...biz aldık onu camiye çevirmedik. çevirmedik. O alana bir mabet kondu. İşte kubbetü sahra oldu, şu oldu, bu oldu. Orada öyle bir uygulama var. Yani bizde ama buradaki konu Kurtuba Camii'nde yapılan İspanyolların yaptığı gibi bir... ...mesela dönüştürme dediğiniz şey o. Kurtuba Camii'ni ne yaptılar şimdi onlar... ...bir kısmını kilise yaptılar... ...şu anda ibadete açık... ...bir kısmı da müze olarak kullanılıyor... ...şimdi gitseniz orada... ...iPad'inizi açsanız... ...Yasın Suresi okumaya kalksanız... ...veya cebinizden Kur'an çıkarsanız... ...ensenize basıyorlar yani... ...yapamazsınız bunu diye... ...şimdi bu da dünyanın real politiği... ...bu ortaçağ savaş hukuku diyoruz ama... ...o savaş hukukunun izleri... ...ve oradaki aidiyet duyguları... ...bağlar, referanslar hala bugün de... ...devam ediyor... ...dolayısıyla... Şöyle bir Ayasofya'da bu açıdan baktığımızda açılsın teklifinin bu dünya gerçekliğinde ve bu Hristiyanların batıdaki mabetlere uyguladığı prosedüre baktığımızda bu gerçekliği bir egemenlik hakkı olarak bir geçmişe dönük bir fethinizi taşlandırma veyahut onun üstüne imzanızı basma anlamında hem gurur okşayan hem de kendinizi öz sağlayan bir talep olarak değerlendirilebilir. Ama bu bu denklem içinde böyledir. Bir de bunun olması gerekenli konuşsak tarafı var. Onu ayrıca konuşuruz. Onu ayrıca evet. konuşuruz. Ben e, benim e, mukayeseye devam edeceğim. E, şu da var. Yani bunu söylediğiniz bence çok yerinde oldu. Or, orada bir alan var. Evet. O alana dair bir e, şey var. Bir e, anlatı var. Ee, evet. Kur'an-ı Kerim'e girmiş bir anlatı evet. var. O anlatı e, doğal olarak e, bir e, mabedin yapılmasına orada referans referans teşkil ediyor. Şimdi ama düz bir alana, boş bir alana, eskiden o vardı, bu vardı ama şimdi olmayan bir alana başka bir böyle örnek de vereceğim. Sizin de gayet iyi bildiğinizi biliyorum. Ama aynı zamanda Hazreti Ömer'le ilgili orada başka bir hikaye de var, değil mi? Evet. Yani anlatalım. Onu evet. onu anlatalım. Siz siz anlatın onu. Ee, evet. Fetih yapılıyor Kudüs. Arap İslam orduları evet. tarafından fethediliyor. Din adamların evet. Din adamları Hazreti Ömer'i karşılıyor. Karşılıyorlar. Eski şehrin içerisinde ve onu namaz kılmaya, ibadet etmeye davet ediyorlar. Nereye davet ediyorlar? Kendi mabede kendime kutsal naaş kilisesine evet. ee, yani Hristiyanlığın belki de en kutsal mekanlarından bir tanesi. Hatta yani işin orijinaline bakarsan en kutsal mekanı. Hazreti Ömer ne diyor? Yok diyor ben diyor burada namaz kılarsam benden sonrakiler bunu bir aslında söyle diyor bir dönüştürme işi olarak algılarlar. Evet. Ve onun üzerine gidiyor daha uygun gördüğü bizim bugün Evet. Ee, artık üzerinde e, Mescid-i Laksa'nın olduğu alanda e, söylence o ki yanılıyorsan beni evet. düzeltin tam da işte Ömer Camii'nin orada kılıyor namazını ve oraya cami yapılıyor. Cami yapılıyor evet. Nereye Mekanın yapılıyor? dışına yapılıyor. Evet. Evet. Nereye ibadet... yapılıyor? Hiç onlarla alakası olmayan bir yere yapılıyor. Ve az mı taçlanmış oluyor? Evet. Kudüs'ün, Kudüsün fethi. fethi. Hayır. Değil. Yani bak, yüzyıllardır anlatılan bir adalet timsali hikayeye bir zarafet hikayesine evet. dönüşmüş oluyor. Şimdi buna bir de bu reel'in ötesinde bu taraftan bu bakmak, tarafı var. ideal tarafından bakmak Bakma. da mümkün. Ee, buyurun o ideal tarafından siz ne görüyorsunuz onu anlatın. Hüseyin, ben yanlış mı görüyorum? Evet. Yani şimdi bu dünyanın reel politini aşağı yukarı orta çağdan bu, bu yana haçlı İslam orduları karşılaşmalarını ve kapışmalarını ve bu aradaki egemenlik savaşlarını şöyle bir kenara koyup bu çerçeveden baktığınızda bu tarihsel bagajı da dikkate alarak burayı nasıl yorumlayalım? Açalım mı, açmayalım mı? Tartışmasını şimdilik bir kenara bırakalım. Siz ideal olanı Sordu. Nasıl olsaydı? Şimdi bu anlatacağım benim bugünkü dünya gerçekliğinde İtopya'dır ama yani Ütopya'dan da hali kalamıyoruz. Şöyle bir dünya olsaydı. Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethindeki yaptığına benzer şekilde. Her mabet kendi özgünlüğü üzere kalsaydı. Hiçbir millet ve medeniyet bir başka millet ve medeniyete egemenliğini ilan ettiğinde o egemenliğinin sembolik ifadesi göstergesi olarak onların gittiği yerdeki en merkezi, en büyük mabetlerini kendi mabetlerine dönüştürmeseydi. Dolayısıyla bugün İspanya'da Endülüs'ten kala kala medeniyetten bize birkaç tane değil de belki yüzlerce camimiz orada dursaydı ee nasıl olurdu acaba? İyi olmaz mıydı? Ve bu bütün bu yapılar insanlığın ortak değeri kültürün mirası olarak kalsaydı... bu kurumsal dinler üzerinden... o kurumsal dinlerin imgeleri, sembolleri üzerinden... E, asırlara uzaran milletlerin birbirine diş bilemeleri... bunlar üzerinden e, intikam duygularını, rövanş duygularını... bunun üzerinden beslemelerinin kısmen önüne geçerseydi... nasıl olurdu acaba? İyi olurdu diye Ey düşünüyorum. Ya. Evet, benim olması gereken dediğim şey... Burası diyelim ki ideal olanından söylüyorum. Bugün Sırbistan'da, Karabağ'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, Endülüs'te, İspanya'da İslami mimarinin diyelim ki Osmanlı'dan, Endülüs Emevi Devleti'nden kalan o baki olan şeyler kiliseye dönüştürülmeseydi, onlar cami olarak kalsaydı o zaman burası da Ayasofya'da onların anısı olarak, insanlığın ortak mirası olarak burası da kalsaydı ama öyle olmadı. Herkes egemenliğini bir başkasının kör göze parmak gibi soktu. Bunun karşılığında misliyle mukabele, mukabele bil misil olarak Türkler de bu İstanbul'un fethini zihinlere kazımak, aynı zamanda onun gururunu yaşamak ve buradan da bir aidiyet duygusu oluşturmak, bağ kurmak, geçmiş tarihle böyle bir ihtiyacı sürekli dillendirdi. Ama bir Boğazda düğümlenen hıçkırık gibi şimdi bu her defasında dillendiriliyor. Fakat böyle bir saman alevi gibi yanıyor. Ondan sonra bir sönüklük yaşanıyor. Onun da sebeplerini konuşuruz. Niye böyle sürekli dilimizin ucuna kadar geliyor geliyor bir hararetlenip taleplerimizi dillendiriyor. Sonra birdenbire gündemden nasıl çekilip gidiyor. Demek ki sadece bir e, açtık açalım kapayalım meselesi değil. Bunun, Yok, bunun, e, mantıklı, bunun pratik pratik tarafının evet. olduğu aşikar. Şimdi evet. eğer açtık kapıyalım açalım meselesi olsaydı bu hiçbir siyasi pratik karşılığı olmayan bir mevzu olsaydı evet. Evet. işte ta büyük doğulardan Necip Fazlılar'dan bu tarafa doğru akan hadi siz çok sempatik bir ifade kullandınız hıçkırık halinde bir boğaz düğümü yani halinde boğaz de, düğüm, evet. olmasaydı ee, herhalde şöyle de olmazdı, değil mi? Bunun işte ibadete açılması konusu camiye dönüştürülmesi bütünüyle meselesi evet, e, gündeme evet. geldiği zaman e, iyi parti e, toplu ibadet açılması için aceleyle bir e, önerge verdiğinde bu e, reddedilmezdi. Yani öbürü getirdi, ona yazmasın kredisi sanki kaygısını bu burada e, şey yapıyor. Çünkü 2 Temmuz'da Danıştay'ın kararı var. Onu bekleyeceğiz. Yani ben ama iyi partinin getirmesinin bunun e, dünya politikasında, dış politikadaki e, şu andaki hükümete getireceği yük hesaplanarak iyi parti tarafından hükümetin önüne hem de hem milliyetçi dindar damarı kabartacak Dolayısıyla bir baskı yaratacak açılması yönde hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesela o Yeni Zelanda'daki psikopatın cami hı hı. katliamından sonra Ayasofya'da hak iddia etmesi üzerine söylediği açıklamada Ayasofya açılsın meselesini nasıl izah etti? Bu tahriklere gelemeyiz Geleme dedi. Istedim. Ben henüz bu tahriklere gelemeyecek kadar istikametimi kaybetmedim dedi. Devam etti İslam dünyasının yükünü de zaten biz çekiyoruz dedi. Daha fazla yük de yüklemeyin. Ayrıca bunu buradan açarken başka ülkelerdeki camilerin başına neler gelebileceğine dair bir maliyet hesabı yaptınız mı diye bir gerçek dünya düzleminde real politik üzerinde bir analiz yaptınız Analiz yaptım. Şimdi bunu dikkate aldığınızda İyi Parti'nin burada bunu böyle birdenbire öne sürmesinin ben yani Ayasofya'nın çok aciliyet arz eden bir mabet açılması gerekir meselesinin değil de bir hükümeti bir kıstırma, yani sıkıştırma ve orada onu yani nasıl olsa güçlüsün, bir tek kararnameye bakar bu iş niye açamıyorsun gibi bir, çünkü biliyor, biliniyor. Bu açılınca dış politikadan ne kadar bir yük getireceği de biliniyor. Bence böyle bir adım olarak tam, okuyorum. Tam tam, evet. tam da aynı e, evet. şeyi söylüyoruz aslında. Evet. Bu e, evet. demek ki politikada yok. bir manevra malzemesi ha. gibi. Evet, aynen öyle. Tarih efendime söyleyeyim, fıkı, evet. e, gelenek e, evet. e, efendime söyleyeyim, e, din falan bu, bunlar, değil. bunlar burada değil. Burada bunlar, bur bunlar bur değil. Burada burada söz konusu olanın ciddi şekilde politize, Tabii, taban kesinlikle. hareketlendirici Tabii kredisi kredisine evet. sahip çıkılabilecek. Tabii, tabii. Karşı tarafı köşeye sıkıştırmak, Aynı. kendin köşeye sıkışmamak için evet. kullanılabilecek bir meseleye doğru tabii, tabii. dönüştüğünü hani ideallerin dünyasını konuştuk, bir olanı konuştuk. Bir de bir de gerçek bir tabii, tabii, tabii. yani, yani kalkıp yani işin koca koca adamlar kalkıyor. işte Atatürk o taraf tarihte Atatürk unvanını almamıştı. Oraya atılan Atatürk imzası sahtedire kadar işler geldi doğru mu Doğru geldi. Atatürk'ün kendisi adına sahte atılan imzadan sonra gelip e, bu, burada açılış yapacak öyle mi? Yani sen bunu koskoca bir profesör ünvanıyla söylüyorsun. Yani iş bence çok cıvık bir iş. Yani bu işin gündeme getirilişinin arkasının ben politik bir malzeme olarak bir yerleri sıkıştırmak için e, çok masumane görünen, ve milliyetçi muhafazakar mukaddesatçı kitleyi de şeye e, gurunu okşayacak. Niye olmasın ki canım? Aa, gerçekten Ama, ama ben unutmuştur. bir şey söyleyeceğim. Şunun e, demin bir takım e, Şimdi örnekler Şimdi iş nereye kaldı hocam? İsmail Kandemir adlı emekli öğretmenin danıştay başvurusunun hı hı. sonuçlanmasına öyle mi? Aynen. Ama ben bir devlet haklı olduğuna inanıyorum. Bunu Dış politikadaki maliyetleri, yükü, hesabı, kitabı, getirisi, götürüsü hesaplanır. Sonra suhuletle muhtemelen ertelenir. Yani şimdi evet. şöyle bu bir egemenlik sorunudur şeyine ben de katılıyorum. Evet Bir tarafıyla birilerinin söylemesiyle yapılacak bir iş olmadığı da aşikar. Evet. Ya da birileri söyledi diye yapılmayacak bir iş olmadığı evet. da aşikar. Fakat biraz evvel bir tarih zemini konuştuk. O tarih zeminini anlattık. İşte Hazreti Ömer'den bahsettik, Kordoba'dan bahsettik, Kurtuba'dan bahsettik. Şimdi bunları, bu örnekleri üst üste koyduğumuz zaman, bir de ortada Osmanlı gerçeği ve tarifi var. Biz sürekli neyi tarif ediyoruz Osmanlı'dan bahsederken ve haklı bir gurur duyuyoruz. Bu bir Cihan imparatorluğuydu Evet. Bu bir Milletler Düzeni üzerinde ayakta duran bir imparatorluktu. Ee, ve Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar günümüzün huzursuz, tarihin huzursuz bölgelerine baktığımızda Osmanlı egemenliğinde bu bölgelerin bugünle kıyaslandığında çok daha huzurlu, huzurlu. yerler olduğunu söylüyoruz. Ve övüne övüne ne diyoruz? Çünkü bizim e, ecdadımız... Jenosit yapmadı. Yapmadı. İnsan, yapmadı. İnsanları kiliselere doldurup evet yakmadı. Yakmadı. Onları kılıcın altında ezmedi. dinlerini değiştirsinler diye ezmedi. Evet. Şimdi bütün bunlar bizim hasletlerimiz. E şimdi bu hasletlerden gurur duyuyoruz. Zarafetimizden, kadir şinaslığımızdan, gücümüzden, vakarımızdan, basiretimizden gurur duyuyoruz tarihte. Bunları sahipleniyoruz. Şimdi bunları sahiplenen bir medeniyetin evladıysak eğer gerçekten sahiplendiklerimiz bunlarsa Bizim niye acaba biraz evvel söylediğiniz haliyle soruyorum. niye acaba hani bu fethi aradan 700 sene geçtikten sonra neredeyse bir daha ve bu şekilde taçlandırmaya ihtiyacımız var. Çünkü aklıma başka bir örnek geliyor üstadım. Havariyun Kilisesi var nerede? Yok. 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 Çünkü onun üzerinde şimdi Fatih Camii var. Peki Fatih Camii yapıldığında kilise neredeydi? Harabe, yıkıntı. Harabe, evet. İstanbul'a Konstantinopolis adını veren o Roma'nın ilk Hristiyan İmparatoru, ki Roma'yı Hristiyan yapmıştır. Konstantin'in de yattığı yer orası. Fatih Sultan Mehmet diyor ki, benim adıma buraya bir cami yapın. Ben vefat ettiğimde Hakk'a yürüdüğümde de Buraya. Buraya beni e, defnedin Defne. ve öyle yapılıyor, olmayan bir yere, olmayan bir yere. Şimdi bu da bir, evet. yani herhalde İstanbul'u fetheden padişahtan daha e, Cihan Şumul düşünüyor, evet. değiliz. E, herhalde ondan daha fazla İslam da bilmiyoruz. Herhalde ondan daha fazla nasıl e, Osmanlı olunur, nasıl Fethi evet. mirasına sahip çıkılır, bunları da bilmiyoruz. Onun yaptığı bu. Ee, şimdi nasıl oluyor? Yani biz neden sürekli olarak 1453 ten bu yana elimizde tuttuğumuz bir şehri, yani 700 sene ya neredeyiz? 700 senedir elimizde tuttuğumuz bir şehrin bizim olduğunu bir kere ve bir kere daha. Üstelik de bizim ellerinden bu şehri alarak dünyanın Napolyon ne demiş? Dünyanın demiş eğer bir tek devlet olması söz konusu olsa ve bir başkent olsaydı İstanbul olurdu demiş. O şehirde biz oturuyoruz. O şehir bizim. eh Yani biz neyi kan yani bu bu bir kanıtlama çabası mı? Neyi yani o hıçkırığın o boğaz düğümünün nedenine. Şimdi bu, çünkü bana öyle geliyor ki hı. Daha da uzun yorum yapmayacağım bununla ilgili. Bana öyle geliyor ki bizim bu e, kanıtlamaya çalıştığımız şey 700 yıllık mazi değil 100 yıllık maziyle ilgili bir evet, hesaplaşma. Evet, tabii 100 yıllık. Yani biz fethettiklerimize ders vermeye çalışmıyoruz. Kendi kendimize ders vermeye çalışıyoruz evet. sanki. Burada hocam e, İyi Parti'nin gündeme getirmesiyle girdi değil mi bu şeye? Yok o hemen arkasından geldi. Yani ilk açıklamaların arkasından geldi. Şimdi bunun dış politika ya ihtimalleri üzerinde işte bu Rusya'nın Libya'daki bir haftere sahip çıkması, Yunanistan'ın bizi bu Akdeniz'de işte Antalya körfezine sıkıştırmaya çalışması üzerine acaba bir can yakıcı kartla biz atalım mı falan böyle ihtimallerden de söz edilebilir ama ama bu, bu, yani bu dünya politikası blöfleri çok kaldırmayacak bunlara aldanacak kadar da şey bir, bir yani bu bu, bu bir, bir zayıf Olabilir. bir ihtimal. Ama peki şöyle bir ihtimalden söz edelim. Zulüm 1453 söylemi bir yerden pohpohlanıyor. Buna karşılık bir mukabele misil mi yaptılar? Öyle desem öyle bir durum da yok. Yani sizin sorduğunuz gibi bu neyin e, tekrar tekrar biz burayı fethettik, bunun sembolik şeyini tekrar hmm, taşlandırmaya çalışıyoruz. Üstadım bu kaçıncı defa geldi bu şeye? Türkiye'nin gündemine yani 1960'lardan bu, 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 bu yana. Bu kaç kere geldi doğrusu oturup evet. saymadım Saymadık. ama bu zaman zaman evet. e, kıyasetin evet. sağ cenahında bir safları sıklaştıralım duygusu <laughs> evet. ortaya çıktı mı gündeme gelen bir mevzu. Evet yani bunun ben e, arka planının fıkıh Bun, bundan değil. şunu kastetmiyorum onu da söyleyeyim e, bir kısım e, insanımız için bunun bir hıçkırık bir boğaz düğümü oldu buna samimiyetle böyle bir anlam Doğru, yüklediklerine eyvallah. bir şüphe Abi, yok. Tamam. Ona, onda ona Kesinlikle ben de katılıyorum. Yani... Ama yani gündeme gelişi öyle olmuyor. Gündeme Bakın, gelişi öyle olmuyor hocam. Evet. Sürekli vakıflar tarihi eserleri ve çevreye hizmet eserlere ve çevreye hizmet e, vakfı mesela e, bir başvuruda bulunmuş da evvel. Evet. Danıştay evet. reddetmiş. Sonra defalarca git başka mecralara gitti. Reddedildi, reddedildi. Şimdi 2 Temmuz'da bir de karar. Çıkacak. Bir daha başka bir ee, evet. Ben üstadım e, Ayasofya meselesinin bir din üzerinden referanslandırılarak bizim önümüze konduğunu, bunun burada kılıç hakkı vesaire denen şeylerin dinen bizim böyle bir hakkımız olduğuna falan gibi argümanların ikna edici olduğunu kesinlikle kabullenmiyorum. Ama şunu anlarım yani Osmanlı'nın zamanında imparatorluk olmanın ve bir gaza devleti olmanın, bir cihan şumul olmanın ve egemenliğini hükümranlığını da ilan etmenin bir sembolik göstergesi olarak tamam bu kılıç hakkı böyle. Ben geldim sizi yendim. En büyük mabedinize de sancağımı Değil mi? diktim evet. şeklinde. Değil mi? imam çıkar. Bir elinde ne vardır? Kılıç vardır. Hutbeyi okur. Bunu anlarım. Ama bu bunu ben Hazreti Peygamber uygulamasından, Hazreti Ömer'in Kudüs uygulamasından bakarsanız bunu temellendiremezsiniz. Eğer bu kılıç hakkı üzerinden bir argüman geliştirirseniz şöyle bir ihtimalleri de hesaba katmak zorundasınız. Yani ben yapmayın etmeyin demiyorum. Bir şey demiyorum. İhtimalleri konuşuyoruz hocam. Kudüs'te de kılıç hakkını fiili olarak ben şimdi buraya da kılıç hakkı olarak ben zaten benim Tevrat'ta da yazan tapım var efendime söyleyeyim derse onu da kılıç hakkı olarak nasıl izah edeceksiniz? Veyahut bunu kılıç hakkı üzerinden temellendirirseniz e, iyi kötü bizim bugün Makedonya'da, Balkanlarda bulunan camilerin de birdenbire kiliseye dönüştürülmesi adımı atılırsa o da bizim Balkan Savaşı'ndan sonraki kılıç haklarımız gibi bir argüman geliştirilirse biz ne nasıl bir izahla karşı karşıya kalırız? Bence bunlar bütün boyutlarıyla düşünülmeli, karı zararı hesaplanmalı, ondan sonra karara bağlanmalı diye düşünüyorum. Kaldı ki bir de ideali e, öyledir, öyledir, böyledir bir yana bırakalım. Evet. E, son derece pratik bir gerçekliğe tekabül eden bir başka sanki idealmiş gibi gözüken yönde yok mu burada? Var. Biz velevki ki Balkanlarda bu dedikleriniz olsa, velev ki Kudüs'te bu dediğiniz maazallah olsa, olsa. bütün bunların olduğu Kudüs yerde. zaten ya, şu an. Bütün anda. bunların olduğu yerde. Biz dönüp şunu mu söyleyeceğiz? E biz yaptık, onlar da yaptı. Ya da onlar bunu yaptığı için biz yaptık demek bizi tatmin edecek mi? Veya biz bunları yapmadık, onlar yaptı dediğimiz zaman? Kendimizi koyduğumuz yer hoşumuza Neresi? gidecek Gide, mi? Gidecek. Neresi olacak? Yani onlar bütün hataları yapsalar, bizim İslam ahlakı, güzel ahlak dediğimiz ahlak, bize onların yaptıkları hataların karşılığını aynı türde hareketlerle, yani eşittir hatalarla, daha da misliyle verdik demekle bizi tatmin edecek bir ahlak mıdır? Hocam daha fazla konuşma, bak diyalogçu, miyalogçu olarak yani oraya doğru şey yaparsın. Damgayı yersin sabah. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şimdi bu ama hamaset kabardığında Ama bu, bu, bu e... yani bunu soruyorum. Evet öyledir diyen biri varsa buyursun söylesin. Ama ya. şimdi bu şu anda duygu kabardığında, coşku kabardığında bu coştura coştura bir gündem oluştuğunda bu sizin ya onlar yaptı, biz de yaptık dediğinizde ...kendinize koymuş olduğunuz yer onlardan daha yüksek Üstünüm bir yer, yer üstün yer o ya ama size verilecek cevap şu. Kavgada yumruk sayılmaz üstadım diyecekler. Muhtemelen. E ama o zaman ne oldu? Bizim ahlakımız güzel ahlak değil miydi? Yani re relativist bir ahlak mıdır İslam'ın önerdiği ahlak? Ya bu ah Allah'ın ahlakı yani. Zaten üstadım bütün dinlerin kurumsallaşmış yapılarındaki temel sorun ahlak yetmezliği. Yani bir kalp yetmezliği. Yani ben bu konuda Abdurrahman Dilipak'la aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Yani. Böyle de bir şey var. Sorunu olan gitsin. Ee, evet. Sayın dilipa da söylesin aynı şeyi. Dilipak da herhalde Akit TV'de öyle bir şey demişti mi? yani siz böyle bir hesap yaparsanız. Yani bu ahlak boyutunu söylediğini duymadım ama bu, bu sizin söylediğinizi söyledi. Evet. Yani ben orada birisi acayip bir şeyler yapıyor diye ben de aynı acayipliği ona yapabildi, yapabildiğimi ne misliyle karşılık vererek yaptığım zaman ben de acayip olmuş oluyorum. Ben daha üstün olmuyorum ki. Kaldı ki bir şey daha söyleyeceğim. Biz Ayasofya'yı biz İstanbul'u fethettik. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetti. Var mı bir şüphesi olan yok. yok. 1453 senesinde evet. bu iş olmuştur. Bitti. bitti. Bir çağ kapanmış, bir çağ açılmıştır. Evet. Fatih de fatih olmuştur. Evet. Bu böyle. Ayasofya'yı da yenmişizdir biz. Evet. Ay Ayasofya'yı nasıl yenmişizdir? Bütün Hristiyan aleminin bütün tek tanrılı dinler evreninin en büyük kubbesine sahip en büyük ibadethanesinin daha büyüğünü Mimar Sinan gitmiş Selimiye. Selimiye'de, Edirne'de yapmış. Biz Ayasofya'yı öyle de yenmişiz. Şimdi bütün bunlardan gurur duyabilecek bazı evet. Selimiye'de de Allah'a şükür insanlar namazlarını da kılıyorlar, ibadetlerini de yapıyorlar. Etrafta bir yerlerde bir şey de yok. Kilise, çan kulesi, man kulesi falan da yok. Şimdi o zaman benim aklıma bu sorular geliyor. Yani bir şeyce olmama gerek yok ki bunları sormak için bunlar düz sorular. O zaman da dönüp dönüp diyorum ki ya kime ders veriyoruz biz? Dışarıda birilerine mi ders veriyoruz içeride birilerine? E, birileriyle bir türlü kapanmayan, birbirimizle bir türlü kapanmayan aslında. Ve sürekli kaşıdığımız için sürekli açık, sürekli acıtıcı. Bir de getirisi de... Yok ve burada ciddi de bir sıkıntı doğacağı kanaatindeyim. Dünya düzleminde yani Hristiyan dünyasının üstümüze başka türlü bir gelmesini de sağlayacak bir şey var. Biz burada sadece... Sayın ama, Cumhurbaşkanı daha önce dikkat evet, çektiği dikkat hikaye. Dikkat çektiği bir şey. Yani Evet buna çok Yeniz dikkat edecek. Yeni Zelanda meselesinden tabii, tabii, sonra dikkat Hangi dünyada yaşıyorsunuz diye sordu yani. Ha. Bir de İslam dünyasının olanca yükünü de zaten sırtımızda taşıyoruz. Bir de ekstradan bir yük vurmayın der gibi bir şeyler söyledi. Doğru mu? Şimdi bu yük hafifledi de mi bu acaba böyle gündeme geldi bilmiyorum ama ben daha derinde bir devlet aklının işlediğini ve bunun ne olması gerektiğine dair sonucu öyle üreteceği kanaati taşıyorum yani. yani bir tekrar bir bu ikna edici bir dille gündemden çıkacak gibi geliyor. Bir de bana böyle enteresan başka sizin alanınız da bu. benim de doğrusu ...kendim çalıştığım bölgeler itibariyle... ...incelemeyi sevdiğim bir mevzu. Dinler dinler tarihi din felsefesi Aha. meselesi. Şimdi bir soru soracağım. Sorun. Tersten bir, bir, bir şut atmışım gibi olacak ama... ...sizle beraber topa vurduktan sonra kaleye geçeceğim. Tamam. Tamam. Ayasofya Camii ne demektir? İsim. Kutsal bilgelik bilgelik camis tabii yani ikinci uknumun oğlun adına yapılan bir mistik unsur işte kutsal bilgelik şimdi bu kutsal bilgelik meselesi benden daha iyi biliyorsunuz biraz ben açayım mı bu kutsal aç, bilgelik meselesi? Aç. Bir, malum bir ortodokslar var bir de Katolikler var. Protestanlar evet. da var ama onlar son sonra bunlar sonra. kadim mezhepleri evet. Hristiyanlığın. Yani Latin Hristiyanlığı var. Bir de Doğu Do Kilisesi Doğu var. Kilisesi Doğu ben. Kilisesi. Ortodoks. Evet. Şimdi bunlar birbirinden farklı kavramsallaştırmalar üzerinden İncil'i okuyorlar. Değil mi? Hata yaptığım yerde siz de benim kaleye geçin. Tamam. Tamam. Bunlar farklı farklı kavramsallaştırmalar üzerinden İncil'i okuyorlar. Ve İncil'i okurken baktığınız zaman bu Yuhanna John İncilinde birebir yani başlangıçtaki ilk cümle ilk ilk ayet diyebilir miyiz? Evet. Mi? Önce söz vardı. Önce söz var. Söz Tanrı ile birlikteydi ve dahi Tanrı oldu. Ve, Tanrı, ve, ve evet. dahi Tanrı oldu. Evet. Logos. Durun şimdi geldik heyecanlı bir yere geldik. Ben sabah TV100'de yaptığımız yayından buna meraklananların çok olduğunu biliyorum biraz anlatmıştım ben söyleyeceklerimi söyleyeceğim ama üstadı burada Mustafa Öztürk Hoca bize bunun devamının ne olduğunu da anlatacak neden sonra kısa bir reklam arasından sonra. Kıymetli izleyiciler, yüz yüze tekrar karşınızda Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le birlikteyiz ve Ayasofya meselesini konuşuyoruz. Şimdi işin biraz din felsefesi tarafına girdik. Ya burası iyi. Bak şimdi bu daha önceki konuşmaları tutuk götürdük. Çünkü ne, ne desen ne, ne kıyamet. Bir konu. Kıyamet yani. Ne desen şey, gürültü patırtı. Neyse kuş. ama ne düşündüğümüzü zannediyorum. Evet, Şüpheye meydan aynen. bırakmayacak şekilde söyledik. Geçici olarak tutukluğumuzdan dolayı Hayır, <laughs> özür dileriz. <laughs> Memleketin bastırdığı tutuklu. <laughs> Memleket bastırıyor ne yapalım ya tutup gidiyoruz. <laughs> Şimdi e, bu bölümde şu. Ayasofya camii dedim ben. Ne demektir? Kutsal bilgelik camii. Peki bu kutsal bilgelik nicedir nedir diye evet. konuşmaya başladık. Ben dedim ki bunu e, söyledikten sonra hem soruyu soracağım hem o kaleye de geçeceğim. E, çünkü enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Latin kilisesi var dedik, bir de Doğu kilisesi evet, var dedik. Ortodos. Bunların kavramsallaştırmaları farklı. Ortodoks Doğu kilisesi, bunlar kadim mezhepleri Hristiyanlığın. Bunların bir tanesine göre, Latin kilisesine göre Yuhanna, John İncilinin bir açılış cümlesi şöyle söylüyor. Dedim siz. Evet. O cümleyi söylediniz. Bir daha söyler evet. misiniz? Önce söz vardı. Söz Tanrı'yla beraberdi ve dahi söz Tanrı oldu. Yani kelam. Kelam. Yani logos. Bu e, bu bu kelam logos Tanrı oldu. Yani İsa e, vahiy oldu. İsa tabirca caizse enkarne oldu. Tanrı beden tanrıda Tanrı bedenleşti ya da Tanrı oğlu Tanrı diyelim. Bizde Kur'an'ın karşılığı Hristiyanlıkta İncil falan değildir. Bizde Kur'an-ı Kerim'in Hristiyanlıktaki karşılığı İsa'nın kendisidir. Orada vahiy İsa'dır. İnce, önce söz vardı. Buradan Zaten ne... buradaki tartışma genellikle tabii, yanlış tabii. yapılır. Tabii değil tabii, mi? tabii. Biz öyle. o bir vahiy dini değildir dediğimiz zaman bizimkisi bizim perspektiften baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Evet. Öbür tarafta kelam İsa. Kelam İsa'dır. Dolayısıyla İncil İncil Tanrının eylemleridir. Evet. İncil, yani Tanrının eylem İncil Tanrının eylemlerinin kaydıdır ya. Yani. Kaydıdır. Bu bugün işte kanonik dediğimiz dört tane İncil bizim İbn Hişam'ın Hazreti Peygamber'in siretine dair yazdığı Es Siretün Nebeviye adlı gibi bir eserdir hocam. Hı hı. İncil Kur'an-ı Kerim'de bir metin diye olarak geçmez. İncil müjdeli haber demektir. Bu da İsa'nın işte Zeytin Dağı'ndaki vaazı gibi. İşte efendim Matta İncil'inin 7. babının 6. ayeti. Domuzların önüne inciyi atmayın. İşte bunlar İncil olabilir veyahut Kur'an-ı Kerim'de İsa'nın İsa şöyle dediği dedi, aktardığı İncil orası. buralar. Bu yazılanlar İsa'dan onun sonra. Dışı, onun dışında kalanlar İsa şöyle yaptı, böyle buraya yaptı, oradan geldi, geldi, buraya, buraya gitti. gitti. Evet. Ah, Dolayısıyla aynen. burada e, İngilizcesiyle söyleyelim bilenler için bir kolaylık. Sonra Türkçesi söyleyelim. Words of... God var, Tanrının evet, kelamı evet. var, Allah'ın evet. kelamı var. Bu tarafta Acts of God var. Evet, Tanrının eylemleri var. Evet, Çünkü evet. orada ne şeyi var? Biz buna inanmıyoruz elbette ama e, Hz. İsa'nın Teslis'in bir parçası olarak Tanrının kendisi de olduğu yönünde evet. karmaşık bir inanç şeyi var. Karmaşık. Ve burada o John İncilinde, Yuhanna İncilindeki birinci cümlede geçen Hanri ile beraber olduğu söylenilen Logos İsa'nın bizzati kendisi. kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de İsa'tan yani Kelime-tuhu veya Kelimetullah diye söz edilmesi bu Necran dediğimiz bugünkü Yemen coğrafyasından gelen Hazreti Peygamberimiz de Medine'de mescitte teolojik bir tartışmaya girişen Hristiyan din adamlarının da Hazreti Peygamberin önüne sürdüğü bir argümandır. Tamam siz ey Muhammed sen bizi teslis konusunda eleştiriyorsun ama senin vahiy olarak nitelendirdiğin ve bu insanlara tebliğ ettiğin kitapta da bizim İsa'mız hakkında Allah'ın kelamı, kelimesi diyor. İşte biz de onu diyoruz işte logos, mogos. Bunun üzerine peygamber sustu diyor. Rivayet. Üzerine şu meşhur, muhkem, müteşabih ayeti bunun üzerine iniyor o müteşabih o nedir? Müteşabihlik bu çok anlaşılır bir mesele değil. Bağlamıyla da çok irtibatlandırılarak yorumlanmıyor bizim geleneğimizde. Bizim gelenekte hangi mezhep, hangi ayeti kendi bakış açısıyla anlamakta ve açıklamakta zorlanırsa onu müteşabih sepetine atıyor. Yani babalarının çiftliği gibi bir müteşabihlik algısı var bizde. Oysa ayetin bu bizim geleneğe müteşabihlikleriyle hiçbir alakası yok ayet şu teşebb şudur. İki şey arasındaki aşırı benzerlikten dolayı birbirinden tefrik temiz edilemeyecek kadar yoğun benzeşmeye denir. Teşebb iki şey arasındadır. Şimdi ayet adeta diyor ki evet ben sizin İsa ile ilgili peygamberinizle ilgili bu kitabımda Kur'an'da kelimetullah dedimse veyahut ruhullah ruhum minhu diye bir Allah'tan bir ruhtur diye İsa'yı niteledimse siz bu benim den tevil yoluyla, yorum yoluyla, aşırı yorum yoluyla benzerlik kurarak kendi logos nazaryenize, insanın bir bakıma Tanrı veya Tanrı kelamı veya Tanrı oğlu Tanrı olduğu yönündeki teslis akidenize benim bu nitelemelerimi getirip argüman devşirmeye kalkmak, bu teşabüh, bu benzerlik noktasından böyle bir aşırı yoruma varmak, olsa olsa fitnekarlıktır diye onları kınıyor hocam. Yani onların İsa algısına azıcık benzeyen bir Kur'an-ı Kerim'de bir iki niteleme görmeleri önce. onu oradan oraya çekip bak Muhammed işte. Zaten sen, herhalde basit evet. bir akıl yürütürse evet, bir ilk evet. önce sözün varlığı sözün varlığı. Evet. Yani o zaman bizim e, bakış açımızdan yani İslam dininin bakış açısından e, Allah'tan önce aşağı bir şey var. Evet, ama ya o, en o... azından Allah'la birlikte var. Kadim oluyor yani. Evet. evet. Ya yani en azından evet. ama böyle bir hani önce o vardı evet. sonra evet. belki de e, hani daha felsefi bakarsak tabii ol o da bir kelam nasıl oluyor falan. Onun için bizim geleneğimizde halkul kuran tartışması vardır. Kur'an mahluk mudur, değil midir? Hı hı. Yani Kur'an ezelde Tanrı ile birlikte, Allah'la birlikte ezelden beri var mıydı? Yoksa sonradan tarihin bir döneminde mi var oldu? Mutezile sonradan oldu der. Fakat ehli sünnetin özellikle bu selefiye kanadı, ehli hadis kanadı ezelidir, kadimdir der. Fakat burada da bir sorun çıkar. Sesler, harfler, cümleler, tümceler kadim olamaz yani. Bu ses, fonetik falan bunlar hadis sonradan çıkmış varlıklar. Bunlar fizik dünyanın şeyleri. E bunlar olamayacağına göre o zaman bu kadim olan, ezeli olan bu Kur'an'ın lafızları değil. Bu sefer Allah'ın zatında kaim olan sesten, harften, fonetikten bağımsız kelam-ı nafsi diye bir kavram ürettiler. Bu Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda da lafsi kelam dediler. Çok karmaşık bir hikaye. Fakat bu, bu Kur'an... Kur biraz bildiğin zaman tabii, o kadar tabii, karmaşık Kur olmadığını Kur'an mahluktur, söyleyeyim. değildir tartışmasının da arkasında bu İsa, Hristiyanlıktaki e, logos nazariyesinin bize yansıması olarak da bunun irtibatı kurulur. Evet. Şimdi evet. devam edeyim ben. Devam uzun edelim. Harnet. Bu biraz Enteresim. çok karmaşık oldu ya. Ayasofya'dan azıcık nefes aldık ya. E, ge Hocam <laughs> geri geleceğim. Evet. Geri geliyorum oradan. Daha uzun ben, bir yoldan geri geliyorum. Bak açıldım Şimdi, gördün mü evet. ya? Tutukluk bitti ya. Tutukluk bitti. <laughs> Şimdi Ortodoks Hristiyanlıktaysa bu kelam diye konulmuş olan İsa'yı niteleyen, Hazreti İsa'yı niteleyen e, olgu, Sofya olarak karşımıza Geçiyor, çıkıyor. Evet. Bilgelik. Bilgelik olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu bilgelik de... ...şey de değil. Hristiyanlığa... E, ...mahsus bir... E, ...hususi... ...özellikle değil. Ta gittiğin zaman Platon'da... ...dört tane büyük erdemden bir evet. tanesi... ...bu bilgelik. Öbürleri işte... ...cesaret, adalet ve bir de kendine... E, ...hakim olmak. Yani kendine... ...sahip çıkabilme hali. Ee, şimdi bu... ...Sofya... Yani ...bilgelik... ...Doğu Kilisesi'nde... ...kelamla birleştiği zaman... ...ortaya çıkan şeyin adı ne? Ayasofya. Ayasofya. Hı? Kutsal Ag bilgelik. Ayasofya dedikleri kutsal bilgelik. Şimdi bu yani... Evet. ...Hristiyan teolojisinin böyle tam ortasında duran bir Tabii, iki, kavram İkinci okumun evet adına o zaman bunu camiye çeviriyorsak i̇smini. bana sorarsan ismini de değiştirmemiz lazım ama bizde bu e, büyük mabet... bu burası Fatih ile birlikte çevrildikten sonra gelenek oluştu. Şimdi Trabzon'da da Ayasofya camisi var. Tamam yani. ama doğru mu? E, doğru değil. Büyük Fatih Camii falan e, dememiz büyük lazım. Büyük Fatih Camii demek lazım. Mesela yani. Ama burada şöyle Çin bir bunlarla şey var. O, bu, bu da şunu gösteriyor. Fakat bunlarla bunlarla bir a... oynamaya başladınız Ama burada acı ve acı yani karşı tarafa acı verdirmek ve egemenliğini e, tahkim etmekse amaç. Hem ismini tutarsın hem de cami yaparsın. E bu gene İslam'ın ahlakını oydu mu? Ha. Üstadım kavgada yumruk sayılmaz. Yumruk sayılmaz diyeceğiz. Ki. O oradan gidiyor bu iş. Tamam bu her seferinde o kavgada yumruk. Tabii, tabii. Sürekli kavga etmek. Sürekli kavga. Ederim. Ben yani bizar olduğum yani dini şöyle tarif eder ya bizim kitaplar. İnsanlığın daireinde yani hem dünyada hem ahirette saadetini temin etmek için vazedilmiş ilahi nizam düzen, değil mi? Böyle mi? Böyle mi daireinde saadet tesis edeceğiz? ben benim camimi Kurtuba'da kiliseye çevir. Kudüs'te başka bir şeye çevir. Burada biz çevirelim, o orada çevirsin. Bu burada çevirsin. Hep beraber zaman, sonsuza evet, kadar evet. birbirimizin boğazında otururuz. Yani oturalım. ve tilkel eyyam beynen nas yani keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döner üzerinden. Abi kutsallar, kutsal değerler üzerinden insanlık birbirini yesin bitirsin. Yani kıyamete kadar didişin. Yani Kur'an-ı Kerim'de işte barekna havlehu diyor. Madem ki siz orayı Kudüs ve çevresi diye algılıyorsunuz. Allah diyor ki sizin yorumunuza diyorum. Egemen yoruma. Benim yorumum farklı. Açmayalım. Şimdi bir tartışma daha çıkmasın. Biz o Subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescil haram dediğimiz ilel mescil aksallezi barekna havlehu. İsra suresi. Etrafını çevresini mübarek feyizli kıldığımız yer. E bir bakın ya şu Kudüs'ün etrafında feyiz bereket namına neyin feyiz bereketi var? Üç din orada tabir caizse birbirini yiyip bitiriyor ya. Yani. Oysa üç din aynı gelene, sami gelene çocuklarının birbirinin mütemmim unsurları gibi. Yani önce yani tarih sırasına koyarsak Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Burada birlikte yaşamanın bir kültürü geliştirilemez miydi? Olamaz mıydı? Vallahi bu çok mu zor bir şeydi? Olmalıydı, yani. olmalıydı değil mi? Yani o zaman ben, diyelim ki bunun insanlık mirası olarak burada. Yani karşı tarafa haş diye bir gol attık. Ondan sonra da böyle futbolcuların tribüne gidip böyle yumruk sıkması gibi. Böyle olmaz bu ya? Ha diyeceksiniz ki hocam, biz de o kadar insanlığı, sendeki insanlık bize fazla biz böyle didişken bir insanlık olmak istiyor. Didişin o zaman. Ama ondan sonra gelip bana vaaz retoriğinde şurada burada işte rahmettir, zahmettir, şefkattir, merhamettir diye şey yapmayın ya. Adalet kendine göre, şefkat sana göre, rahmet sana göre. Böyle olmaz eğer şefkatsa, rahmetse, hoşgörüyse, bilmem neyse bu bütün insanlık için, bütün değerler için olmalı. Dolayısıyla benim ben arzu ederdim ki Kurtuba'da benim camim kalsaydı Gitseydim şu anda orada da İbni Atiye'nin mezarını bulabilseydim, Kurtubi'yi görebilseydim, evet. o camileri tekrar, o mescitleri, mihrapları yaşasaydım. Bunlar da gelseydi, Ay Ay'a İrini'si yok, bilmem Ay'a Sofya'sı tamam bunlar da bunların olsaydı. Yani ben öyle isterdim ama insan işte şöyle yapıyor. Sen orada öyle yaparsan, ben de burada böyle yaparım. O zaman yapın yani. Kıyamete kadar kimsenin daha huzur bulacağı yok. Benim ama şöyle bir insanlık vicdanım diyor ki, bir durdurun artık ya, bir susun, bir aman verin insanlığa. Yani herkes bu dinin içerisinden rahmeti, merhameti, şefkati, adaleti bunu azıcık geliştirin. Sürekli bir savaşkan bir ruhla, sürekli dinlerin üzerinden bir hegemonya savaşına girmek, yani herkes herkesin size şah çekmesi, mat etmeye çalışması ve bunun da kutsallar üzerinden yapılması çok bezdirici bir şey biliyor musunuz hı hı. hocam? Bu, bu yıpratıcı bir şey Üstad. Onun için insanın gitgide sivilleşen bir dini tecrübe yaşayası geliyor. Yani kuytusuna çekilerek sivil, bireysel çünkü kurumsallaştığında organizasyonlar organizasyonlar oluştuğunda planlar, projeler işte efendim tarihi bagajlar, bir yığın hikayeler ve oradan dinin sürekli bir iktidar aygıtına, bir nüfuz aygıtına dönüşen bir manivela işleme işlevi görmesi gibi tecrübeler yaşıyoruz üstadım. Ee, bu üzücü bir şey. Ben tabii bütün bunları ne adına söylüyorum? Ütopya mademaz söylüyorum. Keşke dünya böyle olsaydı. Ama öyle bir dünya yok. Dolayısıyla bize şu anda dön olarak bakanlar saf dil olarak bakanlar ya bu adam ne lüzumsuz konuşuyor diyen yani, görmüyor musunuz hangi dünyada yaşıyoruz? üstadım kötü sui misal emsal olmaz. Evet. Sui misal emsal olmaz. Biz adamsak adam olmaklıksa derdimiz e, efendimiz bir erdem gibi bir niyetimiz varsa bir fazilet hikayesi yazacaksak Ayşe Şasa'nın rahmetli'nin bireysel planda söylediği bir söz var yani hayata dair yarın kıyamet günü yaratan huzuruna çıktığında ahlaklı ve onurlu bir hikaye anlatabilmeliyim yani. Bu bireysel de olmalı, milletçe de olmalı, dince de olmalı, dindarca da olmalı. Yani ahlaklı bir hikayemiz olsun Cenab-ı Allah'ın huzuruna gittiğimizde yüzümüz kızarmasın. Güçlüydün, kimi vurdun, kimi ezdin, kimi kırdın, döktün denmesin ya. Sahip çıktım, ezmedim. İşte anlattınız, Bosna Ersek'te bugün, Makedonya'da bugün Osmanlı'nın elinde 400-500 sene kalmış o Balkan topraklarında herhangi ana dilini unutan bir millet hatırlıyor musun sen? Yok. Bu, 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 bu neyin hikayesi sizce? 400 senede asimilasyon olur muydu olmaz mıydı? Asimilasyon ağababası olur. Ağababası olur. Rusya'da gördünüz değil mi hocam? Bolşevik'ten sonraki Türklerin ne hale geldi? Niye? Örtüsüne ya. de ağa babası olurdu. İşte bizim övündüğümüz ecdat dediğimiz şey bu ruh biraz. Ama hocam bir şey söyleyeyim. Güçlü olduğunuzda o kadar özgüveniniz de güçlü oluyor ki. Bu tür iddialara, bu tür ispatlara ihtiyaç duymuyorsunuz. Ama i̇şte ezik olmanın... Hocam sizi, sizin kaleye geçeyim. Evet. Burada bir dakika diyeyim size. Tamam. Ee, bir ufak reklam arası da vereyim. Tamam işte. Biraz soğuyalım. Soğuyalım. <laughs> Sonra hızlı devam edeceğiz. Bizle kalın. Kıymetli izleyiciler, Mustafa Öztürk'te, Profesör Doktor Mustafa Öztürk'le e, biz muhabbete devam ediyoruz. E, i̇kimizin de zannediyorum, e, söyleyebileceğimiz size şu, paylaştığımız bir insanlık e, hülyası var. Herkesin birbirinin boğazına çökmediği bir insanlık hülyası. E, Mustafa Hocam, peki ama Hal böyle. Kendinden emin olanlar da bu tür işlere girmiyorlar diyorsunuz. O halde e, biz bu literatürde büyük yer sahibi olan kutsal savaş nosyonunu ne yapacağız? Yani mesela yani haçlı seferleri onlardan bize. Biz diyoruz ki cihat böyle var. Evet. cihat? Şimdi nedir cihat? bu durumda yani almayacaksak bunları, bayrağı dikmeyeceksek şimdi bir Tevbe Suresi 108 ayeti mi sormuşlar? Bir ona da Abi, değiller onu, 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 onu onu da sordular. Ona yani, gelmeden evet, tamam. bunu sordum ama. Hocam, cihat Kur'an-ı Kerim'in şimdi bizim Kur'an-ı Kerim'i okuma tarzımız şöyle. Bir yazar örnek veriyorum yani, farzı mesela. Yazar oturmuş muhtemel okur kitlesinin anlama sorunlarını da hesaba katarak metni kafasında çerçevelemiş, hı hı. böyle bir oturmuş, yazmış gibi eş zamanla aynı anda yazılmış, telif edilmiş, matbaaya verilmiş gibi okuyoruz. Öyle değil ama. 23 yıllık bir canlı hayat mücadelesinin içerisinde etap etap parça parça fragman fragman olaylara bağlı olarak ilmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Cihad kelimesi bu süreçte baktığınızda 13 yıllık Mekke döneminin içerisinde genellikle mutlak olarak geçer. Yani kayıt ve şart yoktur. Ve kelimenin kökü ya cehden veya cühten gelir. İkisinin de anlamı şudur. Bir amaç uğruna, bir hedef uğruna olanca gayreti ortaya koymaktır. Bu gayretin boyutları entelektüel olur, ilmi olur, manevi olur, başka türlü olur. Ama yeri gelir savaşla kaçınılmaz olursa savaşla olur. Şimdi Mekke dönemindeki salık verilen strateji Müslümanlar az, karşı taraf güçlü, sabır stratejisi hatta müdara stratejisi yani eyvallah yani didişmemek. Çünkü o dönemde ayaklanırsanız henüz temekkün şartı oluşmadığından zemin oluşma ayağınızı kırarlar. Onun için ama Medine dönemine geçilince Bedir'le başlayan 624'ten sonra başlayan şey Ondan sonra cihat kavramı giderek e, kıtal kavramıyla eşdeğer hale gelmeye başlıyor. Nedir o? Bir de kıtal vardır. Bildiğiniz silahlı savaş ve çatışma demek. Yani kelimenin anlamı genişten darlaşmaya başlıyor. Fıkıh kitaplarına geldiğimizde ise, kitab cihat bölümlerine baktığımızda cihadın fetih yani İslam davasını, İslam davetini, efendime söyleyeyim, gayri müslimlerle savaş yoluyla dünya satına yayma fikri hı hı. anlamına gelen bir içerik kazanıyor fıkıh kitaplarında, tefsir kitaplarında yerleşmiş ve son haline almış istilah terim budur. Cihat eşittir. İslam davasını dünya satına yaymak üzere yapılan kutsal mücadele yani savaş. Ee, bu daha spesifik olarak kıtal da var ama anlam daralmasına uğramış ama bu daralmayı yapan şey fıkı terminolojisi. Bunu bir de burada bir üçüncü kavram var ilahi kelimetullah. Allah'ın adının yüceltilmesi. Bu da fetih yoluyla oluyor, cihat yoluyla oluyor. Şimdi e, bir de Peki bu cihadın e, manevi tarafı ne olacak? Yani ilmi tarafı, manevi tarafı... Onu tasavvuf üstlenmiş. Hı. Şöyle de bir söz var. Bu hadis diye geçer ama hadis değildir. Bir gazadan, seferden dönen e, bir Müslüman orduya... ...bir e, tabiunun büyüklerinden söylediği söz yani. E, siz, e, biz artık küçük cihattan büyük cihada döndük. O büyük cihattan kasıt da nefisle cihattır. Bu nefisle cihat işinde mutasavvıflar üstlenmiş. Öbür cihadı da savaş anlamındaki cihadı ise fıkıh kitapları formüle etmiş. Bizim zihnimizde şu anda cihat denilince daha çok fetih dediğimiz şey akla geliyor. Fakat burada şöyle bir durum var. Herkes kendi teolojisi açısından argüman tedarik ettiğinde e, biz fetih yapıyoruz Viyana'ya gittiğimizde. Kutsal davamızı oraya götürüyoruz. Haçlı da diyor ki bizim de Kudüs'te neyimiz var neyimiz yoksa bütün bakiyemiz orada yani. İsa'mız, kıyamet kilisemiz, şunumuz, bunumuz. Biz de kutsallarımız için orayı fethetmeye geliyoruz diyor. Dolayısıyla iki fetih anlayışı karşı karşıya Çatışıyor. Biz burada bizim yaptığımızın, fetih onların yaptığının işgal olduğunu söylersek burada bir tutarlılık sorunu olur mu olmaz mı? Artık bunu nasıl okuyacağız, nasıl okumamız gerekir bilmiyorum ama sonuçta burada dinler üzerinden, dinlerin kabulleri üzerinden bir çatışma kaçınılmaz çatışma zemini çıkıyor mu? E çıkıyor hocam. Çıkmış da. Orta çağ böyle gitti. Orta çağda bizim hukukçularımız biraz da İmparatorluğun şemsiyesi altında yaşamanın öz güveniyle dünyayı ehli ehli küfür, ehli İslam, darül hak, darül İslam diye ayırdı. ve bu dünyayı ikiye bölerek taksim etti. Egemenlik kurduğu yerin gayrimüslim tebaasını baş vergisine tabi kılarak, cizyeye tabi kılarak onları ehli zimmet kapsamına aldı. Ve egemen olduğu zamanlarda bu hüküm sürdü. Osmanlı tarih sahnesinden çekilince bu uygulamalar da bitti. Peki burada ilginç bir noktaya değineyim ben şimdi. Peki fetih ne namına yapılıyor? Bizim bütün fıkıh kitapları, şiisinden tutun sünnisine, haricisinden zeydisine varıncaya kadar bütün fıkıh tefsir kitaplarımızın tamamında bakın buna Hanefi fıkıhı da dahil böyle İbnül Hümam'ın falan böyle bazı yumuşak şeyleri var ama tamamında İmam Maturidi de buna dahil hı hı. tamamında ehli küfürle savaşmanın gerekçesi fitnedir. Hı hı. Fitne nedir? Bütün tefsir kitaplarına bakılabilir. Gitsinler Bakara suresinin 190-97. ayetlerindeki geçen ve katiluhum hatta la tekune fitnetun burası ve yekune dinu kulluhu lillah veyah ve yekune dinu lillah bir tane enfal suresinde var. Onlarla yani ehli küfürle savaşın. Nereye kadar savaşacağız? Fitne ortadan kalkıncaya kadar. Fitne ne? He. Bütün tefsir kitapları ısrarla şunu söyler. Fitne eşittir küfür ve şirktir. Yani bunu şöyle tercüme edeceğiz o zaman. Yeryüzünde İslam'ın dışındaki inançlar buna şirk, politeizm veya başka türlü işte teslis akidesi. Bunlar ortadan bu Hinduizm çünkü klasik doktrin böyle söylüyor. Tefsir kitaplarımız orada duruyor. Bunlar kazınınca ve ve yekunet dinu lillah Din Allah'ın olunca herhalde bunu da şöyle yorumluyorlar. Yeryüzünde İslam dininden başka bir din kalmayıncaya kadar savaşacaksınız. İdeal budur. Bunun sonu yoktur o zaman. Fakat çok ilginçtir bu ayet-i kerime bu şekildeki yorumlanmasıyla bizim fetih mantığına oturuyor. Biz şöyle okuyacağız o zaman. Yeryüzünde İslam'ı sonuna kadar yaymak için bizim fetih hakkımız vardır. Doğru Hı -hı. mu? Doğru. Fakat ayet oysa inanç özgürlüğünü garanta altına almak için inmiş bir ayettir. Nasıl ters yüz olmuş böyle anlamak mümkün değil. Nasıl onu Ayet mi? şöyle üstadım. Gene bunlar tefsir kitaplarında var fakat kıyıda köşede kalmış, ön plana çıkmamış. Birçok müfessir bunu söyler. Şimdi bu ayet-i kerime 190 ile 216. ayetler arasındaki bölüm, arada başka fragmanlar olmakla birlikte şunla ilgili olarak iniyor. Buraya bence buraya dikkat etmekte fayda var. Bedir Savaşı'ndan kısa bir süre önce peygamberimiz seriye çıkarıyor. Yani böyle kolluk kuvveti gibi. Kendisinin komuta etmediği şeylere seriye denir. Abdullah bin Cahşin önderliğinde bir seriye çıkarıyor. Düşman birliklerini kolaçan etmek için falan. Buna Batlı Nahle seriyesi de deniyor. Bu seriye sırasında bizim Müslümanlar, sahabiler bir müşriği öldürüyorlar. Bir çatışma oluyor. Oradan belli bir miktarda ganimetle geri dönüyorlar. Fakat rivayet o ki bu kan dökme hadisesi Recep ayında olmuş. Yani kan dökmenin yasak olduğu eşhur haram dediğimiz dört ay vardır. Bu dört haram ay üçüne sert denir peş peşe gelir. Zilkade, Zilhicce birinci ay Muharrem. Diğeri de Fert'tir, tek başınadır. Yedinci ay Recep'tir. Recep ayının içinde olmuş ve müşrik gelenek şöyle diyor. Muhammed bu toplumun yüzyıllara uzanan ananesini, kan dökmeme yasağını bile hiçe saydı. Kaç asırdan beridir insanların karnının dökülmediği zamanda kan döktü bu adamlar diye. Peygamber Efendimiz'e oradan bir mahalle baskısı uyguluyorlar. Hazreti Peygamber de bundan dolayı bu seriye komutanına da kızıyor, ganimetleri de reddediyor. Fakat Kur'an-ı Kerim şöyle söylüyor. Eş şehrul haram bir şehril haram. Diyor ki haram ayın hürmeti, saygınlığı bir tek bize gelince mi hatırladınız? Bunun hürmetine karşılıklı riayet edilmesi gerekir. Siz 13 sene boyunca bu bir avuç Müslüman Mekke'de sizin hakim olduğunuz yerde Bunlar sırf bir Allah'a inandı diye bunlara reva görmediğiniz zulüm kaldı mı? O zaman hiç Recep ayıydı, Zilkade ayıydı diye hiç hatır saydığınız oldu mu? O zaman diyor ki, El fitnetu eşeddu minel gatli. Evet adam öldürdük iyi, iyi yapıldı demiyoruz ama fitne adam öldürmekten çok daha berbat bir suçtur. Fitneden kasıt da inanca yönelik her türlü baskı ve şiddettir. Dolayısıyla ayeti şöyle okuyoruz şimdi. İnanca yönelik her türlü baskı ve şiddet ortadan kalkıncaya, inancınıza yönelik, din Allah'ın oluncaya yani Allah'ın bu İslam'a yönelik emirlerinin rahatça yaşanacağı bir ortam oluşturuluncaya ya da insanlar neye niçin inandıklarını sana bana değil de bunun hesabını Allah'a verecek kadar özgürlüğe kavuşuncaya kadar savaş. Ayetin dediği bu. Üstadım inancınıza yönelik Mekke'de yapıldığı gibi bu müşrik baskılarını sona erdirip kendi inancınızı bu topraklarda rahatça yaşayacağınız hale gelinceye ve neye niçin inandığınız konusunda bunlara değil de Allah'a hesap verecek kadar bir özgürlük ortamını oluşturuncaya kadar savaşın. Ayet inanç özgürlüğünü teminat altına alma ayetiyken bizim fukaha o fitne kelimesinin altına küfür ve şirk anlamı yükleyip Yeryüzünde İslam dışında inanç kalmayıncaya, bütün yeryüzü Müslüman kılınıncaya kadar savaşın şeklinde bir fıkıh doktrini oluşturulmuştur. Ayet ne anlatıyor? Ayet tarih içerisinde neye dönüştürülmüş? Oradan nasıl bir doktrin üretilmiş? Ben bunu cihat sempozyumunda söyledim diye efendime söyleyeyim. Kimi hocalar çıktı? Mustafa Öztürk bizim fethimizin işgal olduğunu söylüyor. ...Mustafa Öztürk cihadı inkar ediyor... ...Mustafa Öztürk fetihi inkar ediyor diye... ...aylarca terane yaptılar. Arkadaşım Halep orada... ...Arşın burada, kitaplar da orada... ...Esbab-ı Nüzül de orada... ...kaynaklar da orada... ...fıkıhçıların ne tür bir sayıkla... ...bu ayetten böyle bir hukuk doktrini... ...çünkü eğer bir savaş hukukunuz varsa... ...buna bir dini dayanak da bulacaksınız... ...onlar da bunu bulmuşlar. O, o şöyle de bir kural işletiliyor... ...bizde tamam... El ibratu bi umumi lafz la bi hususi sebep. Bu çok temel bir kaydı. Evet. Sizin o ayetiniz inanç özgürlüğünü garanti altına almak için öyle özel bir sebeple inmiş olabilir. Ama özel sebebe it itibar edilmez. Lafzın hükmünün umumiliğine irtibat edilir. Dolayısıyla Mekke şartlarında, Medine şartlarında bu ayetin ne dediği çok da bize enterese etmiyor. Biz bu ayetin lafzını önümüze koyarız. O fitne kelimesini de istediğimiz gibi doldururuz. Oradan da böyle bir doktrin ortaya çıkarız demişler ve yapmışlar hocam. Ve bugün e, Konstantiniyye dergisi var şeyin. Nedir? DAEŞ. DAEŞ'in Türkiye'ye propaganda dergisi olarak yayınladılar değil mi üstadım? Evet. Lütfen bakın. E, canlı intihar bombası eylemini bile bu adamlar... Sünni fıkıh ve tefsir kitaplarından devşirdiler. Bütün referanslarına bakın. Olduğu gibi bloklayarak Ebu Bekir İbn-i Arabi'nin ahkam Kur'an'ından, Ebu Bekir Cessas'ın ahkam Kur'an'ından, Kurtubi'nin ahkam Kur'an'ından, Efendime söyleyeyim, efendim, Serasi'nin şerh ettiği Şerh-ü Kebir'den, İmam Muhammed'in Siyer-ül Kebir'inden, işte Ebu Ubeyd Kasım Biz Selam'ın Kitab-ül Enval'inden, Kitab Ebu Yusuf'un kitab Haracından devşirdiler. Tamamı sünni, fukaha, imam, müfessirin kitaplarından. Buyurun kitap, dergi orada internette yasaklanmadıysa duruyor. İlginç değil mi hocam? Ortaçağ fıkhının kurallarını 2020'de aynı ile uygulamaya kalkarsanız korkunç bir anakronizme düşersiniz. O bu hukuk o dönemin şartlarında anlaşılabilir, izah edilebilir, mantığı bulunabilir. Tamam anlıyorum ama 600-800 sene önceki dünyanın şartlarında vaz edilen hukuki normları ezeli hükümler gibi iştihatları getirip bugün buraya koyar. O anlayışlar üzerinden buraya şey yaparsanız çok nostaljik kalırsınız, çok romantik kalırsınız. ve Ama sonuçlarına da katlanmakla yükümlüsünüz. Ben öyle diyorum hocam. Ee, bu Hanefi e, inancı içerisinde Hanefi yaklaşımı içinde inancı demeyelim de. E, cihattan bahsedildiğinde daha böyle milletlerin arasında barış, eşitlik gibi bir manaya gelebilecek şeyler de var. Hocam bak var ama ama, ama cılız. Ama ama cilis. ama bu bir türlü şey olmamış. Yani o kuvvet kazanamamış. Benim sorum da o kuvvet kazanamamasının nedeni bu mudur? Budur çünkü egemen doktrin, egemen hava, dünya düzlemindeki bütün egemen savaş hukuku bu böyle cereyan ettiği için. Şimdi mesela İmam Maturidi, işte Hanefi damarın en güçlü müfessiri değil mi? Taktülühüm haysu ve evet. tumuhum. Onları nerede bulursanız orada öldürün. Haysu arkadaşlar bu bir zarftır. Nerede demek? Her yerde demek aynı zamanda her zaman demektir diye yorum yapıyor hocam. İşte Tevilatül Kur'an'a bakın. Yani her yerde ve her zaman şeklinde. Bunun neresi yumuşak hocam? Çok sert, sıkı bir aynı herhangi bir şafi hukukundan hiçbir farkı yok. yok. Burada bence herhalde bu yumuşak doku bu sizin hanefilik dediğiniz yumuşak doku bu bildiğimiz e, fıkıh kitaplarında değil de daha çok tasavvuf ayağında olabilir. Hı hı. Yani Yesevi'lik üzerinden gelen, Anadolu topraklarına giren, kökünde işte mürci bir tarafı da olan. Mürciye duydunuz değil mi hocam? Mürciye. Mürciyliktir bence Türklerin o yumuşak İslam normunu. Biraz açalım ama. Evet, mürciye, mürciye, yani şöyle söyleyelim, bir başlangıç mürciyesi vardır. Bir de sonradan biraz benim kalbim temize kadar varacak böyle bir hı hı. E, iki cami arasında beynamazlık diyebileceğimiz bir mürciyeye de dönüşmüş bir mürciye var. Mürciye şudur hocam, İslam'ın ilk e, asr-ı saadet denildiğimiz dönemden sonra e, sahabe arasındaki patlak veren savaşlar var ya, önce Cemel, işte sonra Sıffin, bu iki savaşla birlikte ortaya bomba gibi bir sorun düştü mürtekibi kebire. Yani Müslümanın Müslümanın kanını dökmesi. Hı hı. Bu görüldük bir şey değil. Yani. Peygamber öleli daha 30-40 sene oldu. Ortada Müslüman Müslümanın kanını dökmüş. Ortada binlerce ölü var. Peki bu ölen öldüren bunların statüsü ne olacak? Bir, bir bakış açısı ikisi de kafir diyelim gitsin gayya kuyusuna. Bu harici tavırdı. Müslüman desem dilim varmıyor, kafir desem dilim varmıyor. İki arada bir derede formülü geliştiren mutezili tavır oldu. Bir de arkadaşlar biz bunların hali hayatlarına Müslüman olduklarına şahitlik ettik. Keşke olmasaydı ama böyle bir istenmeyen durum oldu. Bunların hükmünü vermek bize düşmez. Bunların hükmünü Allah'a irca edelim, erteleyelim. Buna da mürci tavır işte. Bu mürci tavrın arkasında Ebu Hanife de vardı. Bu ehli sünnetin o kuşatıcı, o genel İtitali yaklaşımın ana mecrası buradır, bu çıkış. Hı hı. Fakat bu mürciilik daha sonraki asırlarda şöyle bir mürciyeye dönüştü. Bakın bu, bu düşünce şunu da gerektiriyor: ee, Kan dökseniz bile, en büyük günah olsa bile Müslümanlıktan çıktı diyemiyorsunuz. Hı hı. Bu o zaman şunu getirdi: Amel ayrı bir şeydir, doğrusuyla yanlışıyla, iman ayrı bir şeydir. İman sabit durur, amelde kusur olur. Dolayısıyla ehli sünnetin amel imandan cüz değildir anlayışı böyle ortaya çıktı. Onun hükmünü de kim verir? Onun hükmünü de Allah verir. Allah. Verir. Bu mürciye daha sonra şuraya geldi. Ağızdan bir kere iman sözü çıkmaya görsün. İşleyeceğiniz hiçbir günah o imanın ortadan kalkmasına yol açmaz. O iman her zaman durur. Dolayısıyla yani fiili düzeyde ameliniz olmasa bile amelden yana son derece büyük kusurlarınız olsa bile imanınız sabittir. Ona bir şey olmaz. Oradan işte bu şeriat konusunda duyarlılıkları zayıf bir Müslümanlık da çıktı ama bu bir yönüyle negatif ama öbür yönüyle de göçebe Türk toplumunun Müslümanlaşmasında bu kucaklayıcı gel canım yani iman et gel tavrı Müslümanların Türkleşmesinde de etkili oldu bu tavır. Bu mürciye tavrı. Dikkat ederseniz bu Alevi Bektaşi gelenek, bu efendim Haydarilik, Kalenderilik vesaire, Yesevilik, Yunus dili bu bu topraklarda bu mürciyi koku her zaman vardır. Hı hı. Bu aynı zamanda buranın selefi Talibanlaşmayacağının da bir garanti belgesi gibidir. Hı hı. Türklerin fabrika ayar Müslümanlığında bu mürciye tavrı vardır. Bu yumuşak tavır. Yani bu kucaklayıcı. Yani ürkütücü, itici değil de Gel gel arkadaşım ya imanın var mı gel yani gene içeridesin. Yani diye Bu chat e, diye ben evet Çat diye e, bo boğaz kesmeyen. Evet Hı -hı. böyle bir tavır var. Bu, buraya nereden geldik biz? Biz buraya şuradan geldik. Bu <laughs> e, madem ki böyledir. Değil mi? Yani ilk başta konuştuklarımız o ideal ahlak vesaire madem ki böyledir e, yapmayacağız mı o zaman gidip işte bu bu mabetlere, Evet. eee bir anlamda fethetmeyeceğiz mi buraları meselesinden cihat konusuna evet. geldik. Oradan da söz sözü açtı. Buraya kadar geldik. Bir de bu e, Tövbe Suresinin 108. ayeti meselesi var. Hangi hangi ibadet ibadethaneler mabetler hangi mabetler ibadete layıktırlar meselesi. Evet. Orada, yani bu arkadaşlar herhalde bu Tövbe 108 derken bu, Dırar'dan bahsediyorlar. Hı. Yani orada bu paralel devlet gibi bir paralel din kurmaya çalışan bir münafık grubu var. Hı hı. Hazreti Peygamber'e bir dolap çevirmek için bir münafıkların, e, efendime söyleyeyim o Müslümanların o dönemdeki birliğini, bütünlüğünü parçalamaya yönelik bir mescit inşa etmeleri, e, hedef kitlenin işte aklını çelmek için münafıkların tesis ettikleri bir mescidi dırar var Hazreti Peygamber oraya gitme tuzağa düşme. Orada bir operasyon çekilecek sana. Bir Manipüle edecekler seni diye. Bu Tövbe 108 bundan bahsediyor. Mescidi dırar yani münafıklarca, art niyetlerle, kötü amaçlarla kurulmuş e, bir operasyon mescidi. Buradan herhalde Ayasofya'ya kasıt varsa böyle bir mescidi dırar nitelemesi Ayasofya'ya yakışmaz. Yakışmaz. Bu. Yok ya ayıptır yani böyle böyle işler yapmayın. Bu bunun ta kökü koskoca bir dinin, medeniyetinin bu 300'lerde başlamış bu hikaye 500'lerde işte bu son Muhani şeklini almış. almış. Yani yazılı şey Evet yani koskoca bir teoloji, koskoca bir din. Ha diyeceksiniz ki o Mustafa Hocam sen Hristiyanlığın teolojisini. Ya bu benim şahsi fikrim olsun. Yani tek tanrılı dinler açısından bir insan evladının tanrılaştırılması bence teolojik açıdan skandaldır. Benim ama bir şey demem yani insanlar kutsallarına inanabilirler. Benim için böyle bir itikada sahip olmak skandal bir itikattır. Yani beşerden tanrı olur mu? Kur'an-ı Kerim bunu o kadar çarpıcı söyler ki Kana ya külani taam. İsa da anası da oturur yemek yerlerdi. Ne demek? İnsandılar. İnsandılar. Yemek yiyen sindirim de yapar. Sindirim sonrasındaki işlemi de yapar. O işlemi yapana sen nasıl tanrılık yakıştırıyor? Klozetle alışverişi olanın tanrılık olması mümkün mü hocam? Bundan daha ağır bir olabilir mi? Ne kadar naif ama ne kadar da ağır bir eleştiri. Kur'an-ı Kur Kerim konuyu bence orada bitirmiş yani. Peki evet. Ayasofya ile ilgili bir meselemiz de şu. Vakıf, vakfiye meselesi. Bu kılıç hakkı argümanından başka bir argüman. Bazen iç içe kullanılıyorlar ama bu başka bir argüman deniyor ki bu Fatih. Arg bu argümanı yapanlar diyorlar ki Fatih Sultan Mehmet geldi İstanbul'u fethetti Ayasofya da orada duruyordu bir mabetti bunun muhtemelen Bizans zamanında da bir tırnak içinde söyleyeyim vakfiyesi vardı koca bina yani tabi vardı acayip pahalı bir bina Justinian bunu yaparken deliler gibi para harcamış onu tarih kitapları yazıyor üçüncü haline gelirken. Ama harcamış ve yapmış. Fakat sonrasında işte bu, bunun bakımı onarımı bir bir iş. Dolayısıyla... Fatih geldiğinde de şey diyor tarihçi var ya Tur, nedir? çok harabe halindeydi. Evet yani. bir, bir bir hayli evet. harabe halinde olduğuna dair kayıtlar var. Bakamıyorlar çünkü Bizans da artık ihtişamlı düşmüş. günlerinde değil düşmüş. E, Ayasofya'ya o manada sahip çıkamıyor. Tursun meydi herhalde. Hocam. Neticede Fatih Sultan Mehmet diyor ki tamam burası böyle bir yer bunun, bunun bir bakımının onarımının yapılması lazım Bunların olabilmesi için burayı da vakfetmek bir bir, bir, bir vakfiye ile e, koruma altına almak gerekiyor. Dolayısıyla buraya bir vakıf senedi düzenliyor hı hı. ve o Vakıf senedi marifetiyle de, Burası bakılır, birçok bir gayrimenkul tahsis ediliyor, zeytin bahçeleri tahsis ediliyor falan filan. Fethi'ten sanıyorum, e, hafızam beni unutmuş, 8 yıl sonra. E, bu bu şey de var, bu belge de var, var. elimizde. E, bu bakış açısından yaklaştığımız zaman şunu söylemek mümkün hale geliyor denilen o. E burası Fatih'in bir anlamda vediyasıdır, mirasıdır, bir vakfı vardır. Vakıf üzerinde başka bir tasarruf tasarruf yapılamaz. Dolayısıyla o tasarruf birinci Geçersiz. tasarruf geçerli olduğu için ikinci tasarruf geçersizdir. Zaten de deniyor bu e, Ayasofya'nın e, müze haline getirilmesine dair 1934 tarihli kararnamede buranın bir vakfı fa bağlı olmadığı da tespit edildiği için cümlesi geçiyor. İfadeler tam öyle değil ama evet bu mana çıkabilir. Dolayısıyla orada da bir şey var. İhtilaf. Bir ihtilaf var. Doğru olmayan bir bilgi var. Eşittir. Bu şey. Yani eğer Fatih'in gerçekten vediyası olduğuna vakfettiğine dair belgesi varsa o argüman doğru argüman kabul edilmeli bence. Öyle yani. mi? Tabii ben öyle düşünüyorum. Vakıf ise diğer vakıfların e, şeyini tutuyorsunuz. E, o zaman bunun da tutulması gerekir düşünüyorum ama öyle bir belge yok diyorlar doğru mu? Yok öyle bir yani bir vakıf belgesinin olduğuna olduğuna dair bir kanaat var ama belge Belge de var. Belge, belge de var, var mı? Belge de var. Baya Evet. Şimdi o o belge üzerinden yola çıkarak gidiyor. Bir başka şey de diyor ki 1934 tarihli ee, bu e, kararnamede yazılı olanlar açıkça gösteriyor ki o vakfiye bu zamana kadar gelmemiş. Arada bir sürü inisiyatif değişmiş. Ee, buna ilişkin padişahların kendilerinin yaptığı ödemeler yok. Dolayısıyla da öyle bir vakıfta olduğu söylenilemez. Ee, hakeza... İnsanım ben prensip olarak şöyle söyleyeyim. Vakıf belgesi, tescili, Efendime söyleyeyim. Bunun akarları, şunları, bunları tespit edilmiş varsa ben o vakıf belgesine hı hı. ve vakıf vasiyetine sadakat gösterilmelidir diyorum hocam. Anlıyorum. Evet. O zaman o başka bir başka zem bir evet. zemine, kayıyor zemine kayıyor diyorsunuz. Evet. Ee, yok, burada bir sadakatsizlik benim tasarruf yetkimdedir derseniz o zaman artık geriye dönük kimse kimsenin ne vakfını ne hatırını, ne vasiyetinin, ne mirasını her şey dümdüz olur. Bence oraya hem ataya, hem ecdada, hem geleneğe, hem tarihe bir saygı olarak. Bu insan burayı fetheden insanın bir vakıf hatırası varsa, belgesi varsa hı hı. buna saygı duyacak herhalde biz olmalıyız diye düşünüyorum. Yani ben yaptım oldu, bana ne? Fatih öyle demiş olabilir. Demek bence çok nobranca ve hoyratça bir şey olur. Bence hı hı. en azından Fatih'in hatırasına ve Vasiyetine saygı duyulmalıdır derim eğer belgesi tescili Hı. varsa. Benim o zaman bu kanaat. bir vedia haline tabii, geliyor. Tabii. Ve evet. bir, bu, bunun üzerinden evet, burayı evet. değerlendirmek gerekiyor. Ben diyorsun. Fatih buraya camiye çevirmesini tartışır mısın? Tartışma. O ayrı bir konu. Eğer Fatih çevirmiş ama unutmayın Fatih'in Bosna Erse'ye gittiğinde de o topraklardaki nasıl bir vasiyette bulunduğunu veya konuşmasına da bir bakın. Yani. Bu tavandaki İsa şeyini sıvattırmayanın da Fatih olduğunu biliyoruz doğru evet. mu? Evet. Ondan sonra gelmiş bir kaz asker oraya badanayı vurmuş. O da ayrı bir mesele yani şimdi biz burayı camiye çevirsek bu freskler şunlar bunlar bunların, ne bunların üzerine böyle üçüncü sınıf badana mı çekeceğiz ne yapacağız onu da bilmiyorum. E, o yani. başka bir şey olur. O da, da ayrı herhalde. bir başka bir şey ya. Biz gene kısa bir ara vereceğiz. Ee, sonra devam edeceğiz. Bizle kalın. Kıymetli TV yüz izleyiciler son bölümde biz gene birlikteyiz. Ee, Mustafa Öztürk'le beraber son On düzle son düzlüğe girdik. 15 dakikadan biraz daha kısa bir zamanımız var. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu e, tarihle ilgili meselelerde biz e, duygularımızla çok düşünüyoruz. Boğaz düğümlerimizle çok düşünüyoruz. E, ve vesaire. Fakat Tarihi öğrenmeye çalışarak ve o öğrendiklerimizin üzerinden düşünmeyi de ne yazık ki o kadar e, ciddi bir şeyle e, yürütmüyoruz. Evet. Çaba, bir çaba olarak benimsemiyoruz ya da. Şimdi şeyi de duydum. Eğer doğruysa bu, bu doğrudur değildir bilmiyorum. Fakat e, eğer Ayasofya tekrar camiye dönüştürülürse erguvan rengi halılar yapılacakmış. Şimdi erguvan rengi halı da konusunda da ben kendimde naçizane bir uyarıda bulunmak Olabilir. istiyorum. Ee, bu erguvan rengi netameli bir renk. Neden? Neden? Çünkü erguvan rengi neyin rengi? Roma'dan Bizans'a miras kalmış. Roma imparatorlarının ardından da Bizans imparatorlarının rengi. Erguvan rengini başka kimse giyemezmiş. Bu mor hmm, morumsu, e, morumsu. Ee, renk. Dolayısıyla buraya bir de o halıları koyduğumuz zaman e bu da bir anlamda Bizans mirasının rengine sahip çıkmak. Hatta Türkçe'de bir laf var. Ayağında Alatlas'la doğmak diye o oradan mirastır. Yani o işte imparator diye doğmadık yani biz de halk çocuğuyuz demek için kullanılan bir şey. Bunları da çok dikkate almıyoruz. Yani eee Niye böyle bu kadar hani sahip çıkmayı da sevdiğimiz e, gurur duymaya da bayıldığımız e, bir tarihi olan bir millet olarak bu tarihi e, din tarihi de dahil olmak üzere e, öğrenmiyoruz okumuyoruz. Yani bu dünyada herkes öyle ile geçiştirilebilecek bir şey de değil. Çünkü bizim tartışmalarımızın ve didişmelerimizin sizin güzel tabirinizle tamamı e, tarih ilgili şeyler. Evet. Evet. Neden böyle? Yani duygusal bir milletiz. Duygusallığımız bazen böyle babacanlık asil bir millet olma refleksleri olarak karşımıza çıkıyor. İşte bakın Suriye'de bin, yüz binlerce, milyonlarca insan perişan oldu. Dünyanın zenginlik olarak kişi başı, milli geliri itibariyle kıyas yaptığınızda bizi ikiye, üçe, beşe katlayacak onca batı devleti yani dönüp bakmadı. Ama bu millet kalktı orayı. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'nda bir tabir caizse bir de ihanet görmüş olmasına rağmen aldı, bağrına bastı. Doğru mu üstadım? Hı hı. Yaptı gene kendi vatandaşını ta bilmem Papua Yeni Gine'de yok Grönland'da kalan şeyini bile bu pandemi sürecinde gitti bu özel uçak getirdi. Böyle bir babacanlığı var. Fakat bununla birlikte aşırı dedi de bir duygusal refleksle hareket etme bir şeklinde huyu da var. Bir coşkuyu çabuk yaşayan, üzüntülün üzüldüğünde bir melankoliye çabuk düşen, romantizmi çok seven daha çok duyguyla hareketlenen, mobilize olan okuma, tefekkür etme, teemmül etme, on düşünüp bir konuşma gibi huylarımız yok. Bu millet karakteri, bu Erol Gökhan'ın Türk insanın psikanalizine dair hmm. bir kitabı var. Bunu öneririm abi. Bir oku, okuyun yani T Türk tipi neye denir diye. Hmm. Dolayısıyla bizim ateistimiz de öyledir. Dindarımız Bizim da ateistimiz değil. de inşallah der. İnşallah <laughs> der yani evet yani maşallah der. Uçak türbülansa girene kadar ateisttir. <laughs> He, efendime söyleyeyim böyle bir şeyimiz var. Bu yapısal bir özellik üstadım ne yapalım? Böyleyiz ama bu kader değil bu dönüştürülebilir bir meziyet. Yani şimdi şöyle bir tartışma yapıyorsak burada hemen Twitter'a asılıp bize dümdüz gidip küfür etmek yerine Dur ya bu adamlar bir şey söylüyor. Bir de böyle buradan baksak demek. Sonra da ya bunun bunu, bunun için bu adamlar yanlış söylüyorlar yanlış desek. Yanlış söylüyor desek mesela. ya. Abi biz araştırgınca siz bu akşam orada televizyonda hep yanlış konuşmuşsunuz. Yani bir sürü değil. duruma göre değerlendirdik. Öyle tabii olursa tabii, olur. Bakırsa olur. öyle olur. Ha. Öbür türlü böyle olur. Ama öyle değil ama bize mesela şimdi YouTube'a zındıklar şerefsizler, vatan hainleri, alçaklar ya da bunun tam tersi Böyle bir haleti ruhiye içindeyiz. Bu, bu bu, iyi bu cinnet hali ya. Bu patolojik bir durum yani. Bu herhalde sağlıklı da değil. Evet. evet. Başka bir açı da şu. Onu da konuşmak isterim. Bu hastayız yani o açıdan ya. Bize kalmış olan kısa zaman içerisinde bir konu daha açmak istiyorum. O da şu. Osmanlı'nın niteliği ile alakalı. Osmanlı bir cihan imparatorluğu, bir milletler düzeni var. Ee, çok Tanrılı e, dinlerde de inanılıyor evet. Osmanlı toprağında tek Tanrılı din diğer dinlere inanılıyor Hristiyanı var Yahudi'si var ee, e, Müslüman bir imparatorluk ve, ve vesaire. Şimdi böyle bir imparatorluğun da e, olumlu manada örnek gösterilecek numune gösterilecek bir sultanı Fatih Sultan Mehmet dünyaya açık tam bir dünya lideri ee, Osmanlı'nın cihan padişahı olması padişahlarının onunla beraber başlar desek herhalde hiç evet. E, evet. normal bir şey söylemiş oluruz abartmış olmayız ve e, İstanbul gibi bir kenti çok genç yaşta savaşarak ordusuna komuta ederek en son teknolojiyi kullanarak o topları yaptırarak. Bunun için beyin göçü getirerek getirerek falan bütün bunları yapabilmiş. Kendi resmini yaptırarak falan böyle böyle bir e, sultandan bahsediyoruz. Şimdi bu sultanın o günkü koşullarda İstanbul'u fethettikten sonra ne yapıp yapmadığı hiç kuşku yok önemlidir. Evet. O günkü koşullar içerisinde önemlidir. Ama onun da ötesinde şu da önemlidir desem karşı çıkar mısınız? Bu sultanın, bu kişinin, bu liderin bir dünya algısı var, bir vizyonu var doğru mu? Evet. O daha da önemlidir herhalde. O orası daha önemli ya ben Rum imparatoruyum derken doğru mu? Doğru. Ben dünya imparatoruyum demek istiyor. Demek istiyor. Bu sadece ben kılıcımla hükmederim dünyaya değil. İlgilerine bakın, ulemayı toplamasına bakın, işte Berlin'e kalkıp resmini yaptırmasına Aristo'nun şunların bunların kitaplarını çevirmesine, efendime söyleyeyim İslam dünyasının en güçlü matematikçilerini getirmesine, birkaç yabancı dil bilmesine, efendime söyleyeyim deniz ürünleri yemesine varıncaya kadar. Çok entelektüel bir tipi var. Dolayısıyla yakışıyor. Yani dünya imparatoru olmaya evet. da yakışıyor, yakışıyor. Ve yüzü de batıya dönük. Batıya dönük. Şimdi... Çizmeye de paşayı çıkardıydı doğru mu? Aynen. Ya Aynen. Anne Türkler geliyor öyle başlamış. Evet işte. öyle başladı. Şimdi böyle bir sultanın desem ki ben spekülasyon keşke sorabilsek. Ama böyle bir sultanın dünya vizyonu nasıl olur? Bugünkü koşullarda birader evet burayı bu koşullar içerisinde öyle yapmıştık. Cami yapın. Öyle yapmayın. Cami yapın mı olur? Yoksa burayı bir birliktelik, işte o bütün İslam dünyasının Cumhurbaşkanının ifadesiyle yükünü sırtında taşıyan bir ülke açısından bir önemli insanlık örneği ve avantajı haline getirmek. insanları biraz evvel sizin tarif ettiğiniz ütopyanın etrafında bir araya getirecek evet. bir örnek. Böyle. Tüm sui misallere inat. İnat, adamlık, Adam, erdem böyle oluyor. Ödem, erdem böyle olur. İşte o Sofya... Evet, Sofya böyle oluyor. Böyle oluyor. Bilgelik böyle oluyor. Böyle diye. oluyor. Cesaret böyle oluyor. Adalet böyle oluyor. Böyle mi yapardı? Bence sanırım bu ikincisini yapardı. Art. Ama bunun bir 34'te müze haline birdenbire getirilişinin arkasında... Acaba bu sevr sürecinde böyle... ...off the record gündeme getirilmeler İngiliz bu Lord Curzon'dan bir şeylerden bahsediliyor. Yani öyle bir şey olsun ki hiçbir dine aidiyeti olmasın, bir müze gibi olsun öyle. Böyle bir şeylerden de bahsediliyor ama o, doğru o, mu o, yanlış mı bilmiyorum. O, o da o da var, o tartışma da var ama ben de onun üzerine şöyle bir argüman söyleyebilirim. Lord Curzon kimdir? Anglikan Kilisesi mensubu evet. bir e, adam. Hmm. E ee, bu Anglikanlar bir 300 500 sene geriye gittiğin zaman aslında ne kadar 700 sene 800 sene geriye gitmek lazım. Haç seferleri zamanında Katoliktiler. Evet, Katolik. Ee, bu Katoliklerin e, ordusu da geldi Latinler İstanbul'u İstanbul'u işgal ettiler. Evet. Bütün hazinelerini soydular. Evet. Ayasofya'daki kutsal emanetleri de dahil evet. Ortodoksların bütün ahlaki değerleri Altı yerle sohbet. bir ettiler bu şehirde yaptıklarıyla. Ee, ve bütün ibadethanelerini de kirlettiler. Evet. Ve çevirdiler. Öyle ki Fatih Sultan Mehmet'in orduları girince İstanbul'un önünde vaziyet aldıkları zaman içeridekiler Hala şunu söyleyebiliyorlardı. Latin'in şeyini göreceğimiz diyor. Tabii. Külahını göreceğime Bunlar e, bunlarınkini e, sarığını görürüm daha iyi. O kadar kötü bir tat var. Şimdi o Lord Curzon bir sürü şeyle ilgilenebilir de Hani Ayasofya <laughs> yok, yok. onlardan bir tanesi <laughs> olur mu emin değilim. Ha, bunu uzatabilirsin tabii. Evet. Onu öyle yapacak böl ve yönet yok. İngiliz'in şu tabii, tabii, bir, hikaye bir sürü şey uydurabilirsin ama. Komplo uyduracak... teorisi de olabilir. Ha, uyduracak olan da vardır. Ama, ama biz şeye dönelim hocam. Bunun da bir şeyi yok. Büyük Fatih'in büyük vizyonu varsayalım ne olurdu? O, o profili düşündüğümüzde ne olurdu? Burası insanlık mirası olarak. Bütün dinlerin belki bir ...şeyi ortak değeri olarak kalsın gibi bir vizyon ortaya koyar mıydı? Yoksa camiydi. Bunları badanalayın, tekrar freskleri mescit yapın. Tepedekini badanalatmadığına evet. göre herhalde evet. onu da söylemiyor. herhalde sizin dediğinizi derdi diye düşünüyorum hocam. Keşke evet. keşke sorabilecek imkan olsa, olsa ama bu da bizim bugün gerçeklerle Evet. Ee, gerçeklerle, hakikatlerle ve ütopyalarla Evet teolojiden tarihe kadar salınarak ütopyamızı yaptığımız, söyledik. Evet, evet. Yaptığımız yolculukta bir başka keşke olarak, Aynen. hoş bir seda olarak bu gökkupede kalacak. Hocam reylerini tutuk konuştuk. Ütopyasını rahat konuştuk. Daha rahat konuştuk. Sıkıntılı bir konu. Evet. İnşallah hem ülkemiz hem boğazında düğüm kalanlar hem evet bir tarafı hem öbür tarafı hem de bütün insanlık için en hayırlı şekilde bu tartışma neticelenir neticelerini demek dışında bizim ikimize düşen bir şey kalmıyor biz evet. neticede iki akademisyeniz ve mevzuya da tarafsız bir perspektiften yani bir çalışayım. mesafeyle bakmaya çalışıyoruz hocam Profesör Doktor Mustafa Öztürk Efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Sizinle ederim. Sizinle ol. olmak gerçekten büyük bir keyif. Eyvallah. Çok teşekkür ee, ederim. Hakikaten. E, ben teşekkür ederim. Sağ bu bu sohbetten gene keyif aldım. Gene benim tadı damağımda kaldı. Umarım e, ve inanıyorum ki sevgili izleyicilerimiz de aynı şeyi i̇nşallah. hissediyorlar. E, i̇nşallah bir başka zaman bir, başka, bir başka zaman daha az netameli bir, bir, konuyla konu, karşı karşıyayız. Bizim konuşacağımız olur. konular netamesiz olmaz hocam. Olmaz mı hocam? Olmaz hocam. Tamam. Bir uluslararası ilişkilerce evet. ekonomistle bir ilahiyatçı felsefeci niye <laughs> yan yana gelip konuştuğu evet. konular bu coğrafyada netamesiz <laughs> olmaz. Eyvallah. Ama inadına biz Ütopya'nın yanında ahlakın evet. yanında doğru bildiğimizin dürüstçe Yanım. yanında olmaya devam edelim. Başkalarıyla aynı görüşte olmamaya ama onlarla aynı evet. dünyada Kardeşçe soluma inadına devam evet. edeceğiz. Bir inat göstereceksen de herhalde. Bizden başka o da, da insanların ve inançların Çünkü yaşadığı bir dünyada yaşadığımızı hatırlamamız lazım. Ve mu muhte mu muhtemel değil, kesin inanıyorum ki Eyvallah. bu şekilde düşünen insanlar hem bizim toplumumuzda hem dünyada e daha fazladır sesleri belki biraz daha acılıs çıkmakla beraber. Çünkü öbürlerinin çok sıkıntısı var, bağırmak mecburiyetinde. Evet, bağırmak mecburiyetinde. Evet, kıymetli izleyiciler, bir yüz yüzenin daha sonuna geldik tv yüzde Umuyorum bizim aldığımız kadar siz de keyif aldınız bu sohbetten. Sizlerle tekrar gelecek Perşembe aynı saatte birlikte olacağız. O saate kadar tv yüzde kalın. İyi akşamlar.